Telegol'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Her hafta olduğu gibi Ahmet Ertan Tezcan hocamızla birlikteyiz. Haftayı değerlendireceğiz. Canlı bağlantılarımız olacak. Genel olarak haftaya baktığımızda hakemlerin yine damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Galatasaray en azından haftalar sonra belli bölümde iyi oynadı. Sivas deplasmanında 2-1'lik önemli bir galibiyete imza attı. Belanda, Feguli, Arda Turan iş başındaydı. Özellikle bu üçlüden küskün ikili Belanda ve Feguli'nin formlarını arttırdıkları ki paralarında indirime gitmeyen bu ikilinin en azından formuna girmeye başladıklarını söyleyebiliriz. Fenerbahçe iyi başladı, gol de buldu ama sonrasında gol vara takıldı ve bir anda bir el çıktı oradan. Milyonların göremediği bir kolla oynama ama hakemler bunu nasıl gördü? Bunu da tartışacağız, konuşacağız. Gol adeta güme gitti. Ve sonrasında da ikinci yarıda da Konyaspor'un net pozisyonları vardı. İki attı, iki tane de kaçırdı. Ve Fenerbahçe ilk mağlubiyetini almış oldu. Beşiktaş yine iyi başladı ama kötü bitirdi. Ersin'in kırmızı kartı Yaşar Kemal Uğurlu attı. O da çok tartışmalanacak bir pozisyondu. Bunu da değerlendireceğiz, konuşacağız. Ve Beşiktaş deplasmanda mağlup oldu. Ve genel olarak insanların kafasına da bu Beşiktaş'tan çok da fazla bir beklentiye girmemek mesajı çok daha fazla gür çıkmaya başladı. Trabzon Alanya deplasmanında beraberliği aldı. Başakşehir geçen yılın şampiyonu ve Manchester United'da Şampiyonlar Ligi'nde deviren Başakşehir'de son dakikalarına mağlup girdiği müsabakadan öldü dirildi. Ama Mehmet Topal'ın uzatma dakikalarında 90+5'te atmış olduğu golle bu hafta da 4. arka arkaya galibiyetini almış oldu. Okan Buruk ve talebeleri ligde de dolu dizgin gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de şu anda umutları, ümitleri devam ediyor. Evet, gerçekten haftaya hakemlerin damga vurduğunu söyleyebiliriz. VAR kararları, avarların pozisyona dahil olmaları ve hakemlerin birçok pozisyonda oyunu çok fazlasıyla soğutmaları, VAR'dan gelen komutları beklemeleri, bunları monitörden dakikalarca izlemeleri yine bu haftanın öne çıkan başlıklarından bazılarıydı. Şimdi milli maç arası, 2 hafta maç yok. Milli maçlar var, 3 tane milli maç oynayacağız. Onu da tabii ki çarşamba günkü programımıza değerlendireceğiz. Ahmet Ertan Tezcan, genel olarak geçen haftanız nasıl geçti ve bugün yeni haftaya nasıl başladınız? Hatırlarsan şöyle bir konuşma yapmıştık. Demiştik ki ya bu spor programından da her program insanlar konuşacak ne buluyor. Ama sonra o haftayı seyrettiğin zaman şunu görüyorsun ki bir programa sığmayacak kadar uzun konu çıkabiliyor. Ben şeyi düşündüm Serhat, biraz değişik bir şey düşündüm. Hiç unutmuyorum, bundan birkaç sene önce sevgili Rıza Çalınbay bir televizyon programında çok haklı olarak hakemler hakkında bir serzenişte bulunuyordu. Sonra hemen birkaç sene öncesini hatırladım. Yine Rıza Çalınbay, sevgili Rıza Çalınbay, serzenişte bulunuyordu hakemler hakkında. Sonra dün serzenişte bulunup bulunmadığını tam takip edemedim ama eğer bugün böyle bir imkanımız olur, bağlayabilirsek tahmin ediyorum hakemlerle ilgili yine serzenişte bulunacak. Hesap yaptım ben, kendi kafama göre tabii. Ligde herhalde en çok puanı çalınan ya da gasp edilen hoca Rıza Çalınbay'dır. Öyle bir şanssızlığı var onun. Yani onun şanssızlığı çalıştırdığı takımlarda ya birisi elle gol atıyor, gol veriliyor, ya birisi offside'den gol atıyor, golle veriliyor. Ya da Rıza Çalınbay hocanın çalıştırdığı takımlarda verilmesi gereken bir takım penaltılar verilmiyor. Böyle baktığın zaman çok ilginç bir istatistik bulacaksın. O nedenle de ben ilgimi çeken, evet, Sivasspor'un verilmeyen penaltısı, bir tanesi penaltı, öbürü hakikaten tartışılır. Yine dikkatimi çeken Beşiktaş-Gaziantepspor maçında 2-1 önde Gaziantepspor. Gaziantepli futbolcular yerden kalkmamaya başladılar. 79. dakikaydı hatırladığım kadarıyla ya da 80. Beşiktaş golünden 20 saniye önce golü atan futbolcuya yere yattı böyle ölüyormuş gibi. Sonra aynı futbolcu 20 saniye sonra depar attı ve Beşiktaş'ın 3. golünü yemesine neden oldu.
Şimdi ben orada çok ciddi bir çelişki var diye düşünüyorum ve şunu söylüyorum. Yere yatan futbolcu yere yaptığından hakemden yardım istediği an dışarı çıkacak. Çıktıktan sonra da en az 3 dakika, 5 dakika dışarıda kalacak. O çeşit bir cezası olacak. Yoksa öbür türlü biz bu işin içinden çıkamayız. Tahmin ediyorum Türkiye Ligi futbolcuların kendini en çok yere atıp en çok zamandan, vakitten, futboldan çaldıkları anlar diye düşünüyorum. Mutlaka buna bir tedbir getirmesi lazım. Hakemlerin formsuzluğuna gelince dolu düzgün söylediğin gibi gidiyor. Hiçbir değişiklik yok. Yani neredeyse geçen seneyle bu sene arasında %10'luk, %20'lik de bir artış var. Çünkü hakemlerin şöyle bir avantajı var. Seyirci tepkisinden de artık çok çekinmiyorlar. Dolayısıyla seyirci tepkisinden çekinmedikleri için de daha rahat kararlar veriyorlar diye düşünüyorum. Ben geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl, yani 2012'den beri hakemliğimizin Türk futbolunun önünde olduğunu ileri süren bir spor adamıyım. Hala öyle düşünüyor musun? İdim. Ha idin, tamam. İdim. Tamam. Söylüyorum, 2012'den 2020'ye, 2019'a kadar, bu VAR gelene kadar Türk hakemliğinin Türk futbolundan daha önde olduğu %100'dü benim için. Ama maalesef geçen sezon bu pandemiyle başlayan ve taraftarsız oynanan maçlarla birlikte, özellikle de VAR'ın hayatımıza girmesiyle birlikte Türk hakemindeki büyük defonun ortaya çıktığı aşikar. Şimdi bunu size örneklerle, bazı saptamalarla ortaya koymak istiyorum. Türkiye'de 47 hakemden 23'ü profesyonel. Bu profesyonel hakemler 3 kategoriye ayrılıyor. 17 binlik hakem, 14 binlik hakem, 10.500'lük hakem. Bunlar maç yönetse de yönetmese de bu 23 tane hakem kardeşimiz bu parayı maaş olarak alıyorlar. Burada Futbol Federasyonu yapmış olduğu bir teknik hata var. Acaba burada hakemler de bilinç dışı olarak TFF'den intikam mı alıyor sorusunu soruyorum. Çünkü bu hakemlere dediler ki siz işi bırakacaksınız. Peki, karşında maaş alacaksınız. Hakemler yine peki dedi. İşte 17-14 enflasyon rakamları oranında TFF TÜFE'ye bakılarak her yıl belli zamlar olacak. Ona da eyvallah. Ama dediler ki size maaşı biz 9 ay ödeyeceğiz. Neden? Çünkü futbol sezonu 9 ay. 3 ay tatil oluyor. Hakemler buna bir itiraz etti. Bizde bir kötü sürprizimiz daha var dediler hakemlere. Yavaş yavaş söyleyin dedi hakemler. İpucumu verelim dediler. Baş harfi mi söyleyelim? Yok söyleyin ama ne olur bizi de bu işi bıraktırmaya pişman etmeyin. Size sigorta yapmayacağız dediler. Yani adama diyorsunuz ki hakeme sen işini bırak işte sigortacı, öğretmen, memur yani istifa et diyorsun. Sen artık profesyonel hakemsin. Senin mesleğin bu diyorsun. Ki işte 47 yaşına kadar yapabiliyorlar. Sonra sigorta yapmıyorsun. Yani şu anda Futbol Federasyonu buradan SGK'ya ihbarda bulunuyorum. Hakemlerin sigortası yok. Sigortasız işçi çalıştırıyor. Bu bir defa büyük bir ayıp. Çünkü neden? 10 bin, 14, 17 verdiğin adamın SGK'sını ödememek için. Ek bir maliye çıkarttırmamak için. Bu çok, bana göre çok çirkin, Futbol Federasyonu'na yakışmayacak bir davranış. Nihat Bey'in bu işten ne kadar haberi var yok bilmiyorum. Ama lütfen bunu bir araştırsın ve hakemlere bu 23 tane profesyonel yaptı hakemin sigortalarını yatırsınlar. Sigorta primlerini ödesinler ve onlarla bir sözleşme yapsınlar. Şimdi bu hafta yine çok geleceğim hakemler olayına. Çok canı yanan sevgili Rıza Çalınbay hocamız bizlerle birlikte. Rıza hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar Rıza hocam. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ahmet Ertan Tezcan bu seneki yeni partnerim. Ve inşallah hayırlı, uzun hayırlı. Yıllar beraber çalışmayı planladığımız sevgili Ahmet Ertan Tezcan bir i̇nşallah. Psikiyatrist hocamla birlikte hem hakemlerin hem futbol dünyasındaki yorumcuların, teknik adamların psikolojik analizlerini de zaman zaman yapıyoruz. Şimdi tabii sizi de dün izledik, tepkiliydiniz. Penaltı kazanıp bu penaltıyı sonuçlandıramayan bir teknik adam yine de hakemlere karşı ciddi bir veryansın yapıyordu. İstiyorsanız dün akşamdan başlayalım.
Size göre maçı sonrasında izleme şansınız oldu mu? Eve gidip veya tesislere gidip tekrar Sivas Galatasaray maçını izlediniz mi? Tabii ki maçları biz izliyoruz. Şimdi biz orada varyansını ederken böyle haksız yere varyansını etmiyoruz. Yani biz orada karşımızda da bir hakem arkadaşımız var. Saygı duyduğumuz bir hakem. Yani hepsi bütün hakemler. Çünkü hakemlik öyle kolay bir meslek değil. Çok zor bir iş. Ama bazı şeyleri de doğru yapmak gerekiyor. Çünkü bir tek orada benim şeyim olmuyor. Ya bir tek antrenör orada kötü olmuyor. Orada taraftarın canı yanıyor, yönetimin canı yanıyor, futbolcunun canı yanıyor yapılan hatalardan dolayı. Onun için bariz olan bir şeyi de vermeleri gerekiyor. Örneğin mesela ilk penaltıda VAR'a gidiyor. VAR'a gitmesine gerek yok ki zaten. Önünde duruyor, önündeki bariz bir penaltı. Burada VAR'a gitmene gerek yok. Arkasından bir penaltımız daha oluyor bizim, onu da vermiyor. Ve maçın sonlarına doğru bir penaltı daha oldu pozisyonu. Yani bunları biz söylemiyoruz, bütün kamuoyuna söylüyor. Ve onu da vermiyor. Şimdi bunları vermediğiniz zaman tabii ki koskoca Sivas orası yani. Tabii bizim karşımızdaki de Galatasaray takımı. Onun için yani tabii ki varyansını etmek değil de sadece biz doğruları söylemeye çalışıyoruz. Yok, doğruları söylemem. Bu varyansın hayali bir varyansın değil, yanlış anlamayın. %100 maçı izleyen bir kişi olarak bana göre de bir defa galip bitti gelin orada ilk pozisyonda hiç VAR'a falan gerek kalmadan çok net yani yerden de baksa, kola da baksa, omuzdan çekmeye de baksa o penaltıyı artık görmesi lazım. Yani şunu demek istiyorum Rıza Hocam. Türkiye'de artık hakemlik yapmak çok da zor bir meslek değil. Yani ben çünkü o kadar çok materyal var ki sana yardım edebilecek. Yani bunun için çok böyle aman aman ne futbol oynamışlığın gerekiyor, ne eskiden futbol oynamış olman gerekiyor, ne futbolu çok iyi bilmen gerekiyor. Ya pozisyonu süzeceksin. Pozisyonlara yani kondisyonu iyi olan bir kişi çok rahat bugün günümüzde hakemlik yapabilir diye düşünüyorum. Yani şöyle özellikle bence hakem olmak isteyen arkadaşlarım hele hele futbolun içinden gelmiş birileri olursa bu çok büyük bir avantaj oluyor. Yani bazen şeyler hakemlikte bence büyük bir avantaj oluyor. Ama maalesef arkadaşlarımızın bana göre %90 herhalde futbolun içinden gelmiyorlar. Yani böyle ligde oynamamış arkadaşlardır, lig maçları yaşamamış, o şeyi, o ortamı yaşamamış, soyunma odasında görmemiş, galip gelmemiş, mağlup olmamış, davere kalmamışlar. Bunları yaşamamış. O yüzden yani zaman zaman hakim arkadaşlarımızın yaptığı hatalar oluyor. Biliyorsunuz ki bundan önce benim maçımda bir hakim arkadaşımız büyük bir hata yaptı. Geldi benden özür diledi, hakemliği bıraktı. Ben de onu bıraktırmamaya çalıştım. Yani o kadar uğraşıyorduk. Yani bizim hakemlere karşı şeyimiz yok. Bir sıkıntımız yok. Aynı gemideyiz, aynı yerdeyiz. Yani ama ya bir nebze dikkat etmeleri gerekiyor. Yalnız ben şundan yana bir kere ona kesinlikle katılıyorum. Ben kendi görüşüm, kendim oynadığım için biliyorum. Bir kere büyük takımla, bir Anadolu takımı oynadığı zaman kesinlikle büyük takıma hata yapmak istemiyorlar. Hata yapmak istemiyorlar. O yüzden de küçük takımlarında mağdur olduğu şeyler oluyor. Ama bu VAR sistemi gelince bir nebze bu kalktı, ortadan kalktı. Yani bizim yoksa biz gidip hakeme niye VAR yansın edelim, niye bir şey diyelim yani. Şimdiye kadar bizim öyle bir şeyimiz olmamış ki şimdiden sonra olsun. Ama böyle bir yanlışlar olduğu zaman mecburen söylemek zorunda kalıyorsunuz. Yani. Peki Abdülkadir Bitigen mesela ikinci pozisyonda penaltıdan 30 saniye sonra Belanda kaptırdı. Ceza sahasına soldan bir orta oldu. Orada evet. Marko yine sizin o siyahi oyuncunun penaltı, üzerine bindi. Evet. Kalode'nin üstüne bindi. Penaltı, o da penaltı ve kırmızı kart. İşte onu penaltı verirse kırmızı kartı da vermesi lazım. İşte Emre en son dakika Yatabare'ye ayağına taktı. Orada Yatabare'ye penaltıyı verirse Emre'yi de atması lazım. Yapamaz onu. Yapamaz. Mümkün değil yapamaz. Hatta Okan'ın yumruk da uzaklaştırmak isteyip sizin oyuncunuza da yumruğu isabet ettiği pozisyon. Direkt Kore'ye vurdu yumruğu ve faul onlar attı. Onu zaten anlamadım. Yani kendisi vurdu kaleci, faulü Galatasaray yaptı yani. Mesela Beşiktaş'ta Ersin'in atılmasını da ben yanlış buluyorum. Çünkü kesinlikle kötü niyetli yok. Topa vuruyor, sonrasında ayak değdiği anda Ersin dizini kırıyor. Mesela orada kırmızı kart veriyor. Burada Okan'ın yaptığı harekette Galatasaray lehine faul çıkıyor. Yani bu kadar ya işte, tezat bir... Işte, öyle yapması lazım. Eğer öbür türlü yaparsa o zaman penaltı vermesi lazım. Galatasaray'ın aleyhine penaltı veremez ki. Veremez ama aynısını Anadolu takımında yapsınlar hepsi verir.
Kesinlikle verir yani. Yani siz bu VAR uygulamasına rağmen büyük takımlara karşı sempatinin hakemler tarafından devam ettiğini söylüyorsunuz değil mi? Bu, bence bu sempati değil. Hakem arkadaşlarım sempatiden değil. Hakem arkadaşlarımız büyük takıma hata yaptığı zaman büyük takım çıkıyor. Başkanı oluyor, başka biri oluyor. Bize bu hakemi vermeyin diyor. Ya öyle bir şey olur mu? Hakem hata yapacak tabii ki. Hemen hakemin üstüne gidiyorlar. Hakem aylarca bak biz geçen sezon bir tane maç oynadık Trabzon'da. Trabzon'da bir maç oynadık. Ben de çalıştım Trabzon'da ondan önce. Ya 5 yıl sonra Güney Çakır'ı bizim maçı verdiler. Ben Güney Çakır 5 yıldır niye gelmiyordu biliyor musun? Trabzon'da bir hata yaptı. Herhalde Trabzon aleyhine ve ondan sonra 5 yıl maç almadı orada. Şimdi bula benim maçımı mı buluyorlar Güney Çakır'ı verecek? Güney Çakır tekrar bir daha hata yapar mı orada? Ve yüzde penaltımızı vermedi son dakika. Maç gitti. Yani, ki bunu Türkiye'nin, Avrupa'nın bir numaralı hakemi yapıyor yani. Yani hakemin yapacağı bir şey yok ki. Sen o hakemi oraya veremezsin ki. Sen o hakemi verdiğin zaman adam ne yapacak ki yani Güney Çakır orada şimdi? Bir daha mı hata yapacak yani? Bir daha mı veyahut da yanlış bir karar verecek yani isteyerek hata yapmayacak ama yanlış olacak. Ne yapacak adam yani? Öyle mi maç yönetecek? Adam düşünün ya Güney Çakır ben de Trabzon'da çalışırken diyorum ki ya bütün hakemler geldi de niye diyorum bize Güney Çakır hiç vermiyorlar diyordum ben de. Ve sonra Sivas'a geçtikten sonra öğrendim. Güney Çakır 5 yıldan beri Trabzon'da maç yönetemiyormuş. Ya bu bir tek Trabzon'a şey değil. Diğer takımlar da öyle. Böyle yanlış bir şey olduğunda bütün yoğun şekilde üstüne gidiliyor hakemlerin. Ve hakemler artık onlar da onların maçlarına gitmiyor. Veyahut da maçlarına gittiği zaman daha farklı, daha dikkatli oluyor yani. Peki Rıza Hocam siz MHK'nin başkanı olsanız bugün hakemleri toplayıp işte bu 40-47 tane Süper Lig hakemi var. Ne söylerdiniz onlara? Ya ben bir kere hakemlere benim söyleyeceğim şey en baştaki şey futbolla alakalı değil. En baştaki benim söyleyeceğim şey diyalogların çok iyi olması gerekiyor. Vücut dilinin çok iyi olması gerekiyor. Yani o teknik direktörlere anlayışlı davranmaları gerekiyor. Sahanın içindeki futbolcuları anlayışlı davranmaları gerekiyor. Onların psikolojisini, onların mağlupken durumunu anlaması gerekiyor. Galipken durumunu anlaması gerekiyor. Kenardakilerin isteğini anlaması gerekiyor. Yani bunları öğretmeleri gerekiyor. Hani adam hata yaptığı zaman biz o adama bizim saygı duymamız gerekiyor. Ya olur dememiz gerekiyor. Bunları yapmaları gerekiyor. En güzel şey bu diyaloğu sağlamaları gerekiyor. Bizde bu diyalog yok. Kesinlikle yok. Tamam diyalog yok. Pozisyonları süzmede bir de ben şunu gözlemliyorum. Artık dünya hakemliği özellikle şimdi Türkiye için konuşuyoruz. Büyük bir tembelliğe neden oldu. Ben aynı bu VAR'ı navigasyon gibi görüyorum. Biz şimdi yani. İnsanlar annesinin babasının telefonunu bile artık hafızadan söyleyemiyor. Bakarak söylüyor bir dakika numarası red diyor. Bu hakemlikte de bu ciddi bir tembelliğe neden olduğunu düşünüyorum. Çünkü hakem diyor ki ya tamam ben vereyim golü de VAR'dan dönsün. İşte ben iptal edeyim de VAR'dan gol olsun. İşte bu kırmızı kartı ben vermeyeyim, nasılsa VAR'dan verir. Yani böyle bir hakemlerde kendine karşı bir özgüven eksikliği olduğunu hissediyorum. Hemen yani öyle de. Çok duruyor yani oyun. Yani her maçta 8-9 dakika uzatma var. O VAR'dan kaynaklanmıyor ki. İşte hakem arkadaşlarımız bazı şeylerinden kaynaklanıyor. VAR'ın tabii VAR'ı çok iyi kullandığı zaman avantajı çok. Ama bizim burada bir tane yanlış yapıyorlar. En büyük yanlışları bu bana göre yani yanlışları. Onunla mutlaka size katılacaksınız. Şimdi benim maçıma gelen hakem, benim maçımı yönetiyor hakem. Ya öbür hafta gidiyor başka bir takımın varına gidiyor. Vara gidiyor yani. Yani maçı oynatan, maçı yöneten hakemlerin bir kere varda olmaması gerekiyor. Aynen öyle. Çok güzel kesinlikle. Bir de bunu yayınlıyorlar. İşte VAR'ın başında bu var. Ha diyorlar öbür takım. Bu oradaysa biz yandık diyorlar. Yani onun için VAR... Yani yöneten hakemle VAR evet. Hakemleri ve AVAR hakemleri ayrı platformlardan seçilmesi lazım diyorsunuz. Kesinlikle ayrı. Kimse bilmeyecek onları VAR'dakini. Kardeşim verdi, VAR verdi yani. Adam VAR alacağım da böyle iyi eğitimli. Şimdi Barış Şimşek var herhalde başlarında. İyi eğitimli arkadaşlar olacak böyle bu eğitim aldıktan sonra onları varın başına koyacaksın.
Öbür türlü kardeşim maç yönetmiş öbür hafta geliyor bir bakıyorsun varın başında. Senin varın başında ne iş var? Var ayrı bir grup olsun. Siz ayrı bir grup olun yani. Yani benim düşüncem o. O zaman her şey daha gayet iyi olur. Daha düzenli olur yani. Hocam siz artık bu işi yemişsiniz, yutmuşsunuz. Yıllardır Beşiktaş'ta kaptanlık ve uzun yıllardır teknik adamlık yapıyorsunuz. Siz yani sahaya çıktığınız anda o hakemin o günkü niyetini 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyor musunuz? Yok, ben hiçbir zaman kötü niyetle bakmıyorum ama bazılarının kesinlikle kötü maç yapacağını, kötü maç yöneteceğine inanıyorum yani. Kesinlikle diyorum. Bu aynı şekilde giderse bu kötü maç yönetiyor diyorsun. Onları biliyorsun. Şimdi bütün hakemleri de ezberledik. Artık şu ligdi ki yeni gelen arkadaşlar değil. Eskiden hepsinin artık neler yapacağını çok iyi biliyoruz yani. Hepsini biliyoruz. Yani bütün teknik direktörler biliyor yani. Onun için onların tek yapacağı yalnız şey hakemlik çok zor bir meslek. Ama şimdi sizin dediğiniz gibi kolaylaştırılıyor. Eskisi gibi bir kere tepki yok. Taraftar tepkisi yok, bir şey yok doğru dürüst. Çünkü en küçük şeyde ceza oluyor. Ama maalesef VAR'a rağmen de yine hata yapılıyor. Hata yapılıyor. Hata da olacak tabii ki. Sizin dediğiniz gibi her şeyde VAR'ın üstüne atan hakemler de var. Bazıları da var. Bazıları da mesela şöyle bir şey de var. Mesela VAR'ın başındaki adam kendisinden kıdemsizse onu dinlemiyor böyle. Duyamadım kendisi, o son dediğinizi. Eğer VAR'ın başındaki adam kendisinden kıdemsizse yani daha alttaysa hakim arkadaş onu dinlemiyor. Kendi dediğini yapıyor. VAR'a da gitmiyor. Ama ha, gitmiyor. Bu böyle olsun diyor. Devam ediyor. Peki genel Türk futbolunun durumu Sivas hakkında da biraz konuşursak hakemlerden biraz uzaklaşıp. Ya hakemlerden zaten uzaklaşalım. Zaten uzaklaşmamız gerekiyor. Bir şey o işin içinde çıkılmaz. Yani orada iyi bir düzen, iyi bir eğitim. Biraz önce benim söylediğim şeyler yapılırsa süper. Ben şimdi şu anda Avrupa kupalarında oynuyoruz. Size gelen hakemleri görüyoruz. Maçta çıt yok. Hiçbir şey yok. Tıkır 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 maç oynanıyor. Geçiyor gidiyor. Hakemle ilgili hiçbir şey olmuyor. Yani hakemlerin sonucu etki etmemeleri gerekiyor maçlarda. Önemli olan o. Bizim kendi transfer olarak biz Çin Lig'de hem Avrupa kupalarında oynuyoruz. Yani çok iyi şekilde de gitmeye çalışıyoruz. Avrupa kupalarında da iddiamız hala devam ediyor. Şimdi bizim Karabağ'la maçımız var. Karagümrük maçından sonra. Evet. Bu maçı kazanırsak Villarreal'de Tel Aviv'le beraber veyahut da yenerse o zaman büyük bir avantajımız oluyor. O gruptan çıkma açısından. İnşallah onu da başaracağız. Lige gelince de bu arayı çok iyi şekilde değerlendireceğiz. Şimdi 3 gün izin verdik arkadaşlarımız 3-4 gün. Ondan sonra da o arada da işte sakat arkadaşlarımız var. Onlar da iyileşecekler. Cezalı arkadaşlarımız da var. Onlar da katılacaklar. Ondan sonra biz iyi olacağız. Yani daha ligin başındayız. Ligde de iyi gitmemiz gerekiyor. Bizim için lig çok önemli. Hem Avrupa kupaları da çok önemli. Hem lig de çok önemli. Bir de Avrupa kupalarında biz sadece kendimiz için oynamıyoruz. Türkiye için de oynuyoruz. Yani puan açısından da çok çok önemli Türkiye için. Ne kadar fazla puan alırsak Başakşehir'le beraber inşallah Türkiye'yi tekrar eski şeyine getireceğiz, yerine getireceğiz yani. Sizde sezon başından beri kaç vakaya rastlandı COVID vakasına? Bize mi? Bize öyle pek fazla olmadı yani. Öyle bizde fazla olmadı. Genelde çalışan arkadaşlarımız da oldu öyle. Fazla bir şey olmadı yani. Peki bu konuda ne yapıyorsunuz mesela? Bu örnek gösterilebilecek bir kulüp olarak oyunculara dışarıya kesinlikle çıkmalarını mı yasaklıyorsunuz? Çok nasıl izole bir ortam sağlıyorsunuz? Şimdi her şeyden önce biz bu pandemi olayı başlayınca üniversitede profesör arkadaşlarımızı getirdik. Çok iyi bir şekilde bilgiler verdiler. Çok iyi şekilde anlattılar. Nasıl geçtiğini, nasıl şey yaptığını anlattılar. Ve o doğrultuda arkadaşlarımıza da özellikle söylüyor. Şu anda biz 3 gün ara 3 gün izin verdik. Yurt dışına gidenler var. Ne bileyim milli takıma gidenler var. Onların hepsi biz antrenmana başlamadan önce kesinlikle test yaptırıyoruz. Hepsi. Yani İstanbul'a gelmiş mesela İstanbul'da kalmış 3-4 gün. Veyahut da İzmir'e gitmiş veyahut da başka bir şehre gitmiş. Oradan geldiğinde biz hepimiz test oluyoruz. Ondan sonra antrenmanlarımıza başlıyoruz. Onun dışında da zaten anlatıyoruz arkadaşlarımıza. Böyle böyle yapmaları gerektiğini, işte zaten bakanımız her dakika söylüyor, onları yapmaları gerektiğini anlatıyoruz. Ve hiç kimse, özellikle masörümüz, doktorumuz,
malzemecimiz hepsi maskeyle çalışıyorlar şeyde. Tesislerde yani. Yapabileceğimiz onlar yani. Zaten testlerimizi sürekli her hafta oluyoruz. Şimdi biz test çok oluyoruz. Hem Avrupa Kupası'na gittiğimiz için oluyoruz. Avrupa Kupa testleri UEFA'nın belirlediği bir laboratuvardan geliyor. Ayrı bir şekilde geliyor o test yapanlar. Onlarınki farklı oluyor. Ve yapıyoruz ikisinde de. Yapıyoruz yani testlerimizi sürekli şekilde de yapıyoruz. Rıza Hocam bir de izninize sığınarak şunu soracağım. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye evet. büyük umutlarla geldi. Ama şu andaki verimi tartışılıyor. Çok da fazla vakit bulamıyor. Tabii ki Erol Hoca'nın işine karışmak gibi değil ama Fenerbahçe mi bir şeyleri sizce yanlış yapıyor olabilir? Veya Mert'in performansında mı sizce bir düşüş var? Şimdi Mert Hakan bir kere benim gördüğüm futbolu çok seven, futbolu oynamak isteyen ve her zaman oynamak isteyen birisi. Yani çok hırslı birisi. O yüzden yani ben Mert Hakan'ın kesinlikle o takımda oynayacağına inanıyorum. Yani şimdi olur, sonra olur ama kesin olacak. Bir de tabii ki Fenerbahçe'ye baktığınız zaman 18 tane transfer yaptı. Herhalde en fazla transferi yapan takım. Onun için aldığı yerlerde de hep Mert Hakan'ın oynadığı yerlerde oyuncular oldu. Şu anda Ozan Tufan zaten ligin en iyi oyuncularından bir tanesi. Yani diğerleri orta saha oyunculara da kaliteli oyuncular. O yüzden ben zaten kendisine giderken de söyledim ona. Orada dedim büyük bir rekabete gireceksin dedim. Orada bir sürü her yerin en iyi oyuncuları geliyor dedim. Biz Beşiktaş'ta oynarken oynuyoruz bir sene mesela. Öbür sene yeni transferler geldiği zaman onlarla rekabete giriyoruz. Tekrar o formayı kapmak için. Ve Mert Hakan'a ben bunları söyledim. Yani Mert Hakan çok hırslı bir arkadaşımız ve gerçekten de iyi futbolcu ve her an oyunu da değiştirecek kapasitede bir oyuncu. Ben oynayacağına inanıyorum. Aşağı şimdi olur, sonra olur. Kesinlikle oynayacaktır yani Mert Hakan. Emre mesela Mert Hakan'a göre daha iyi bir performans tutturdu. Emre Kılıç. Şimdi, evet. Emre'ye de şöyle. Emre de aynılar. Yani ikisi de demin dediğin gibi en büyük avantajları futbolu çok sevmeli. Bir de Emre şimdi orta saha oynuyor. Bir de bizim maçta mesela orta sahanın içinde oynuyor. Evet içinde yani oynuyor. İçinde oynuyor ve faydalı oynuyor. Yani faydalı oynuyor Emre. Ama Galatasaray'da aşırı bir transferi yok. Aşırı bir oyuncu alma şeyi yok. O yüzden şans buluyor. O şansını da iyi değerlendiriyor. Ben aynısını Mert Hakan'ın da yapacağına inanıyorum yani. Peki Sivas tırmanışa geçer mi? Şu andaki puan siz de tabii yakıştıramıyorsunuz kendinize. Geçen sene ligi domine eden Sivas'ın en azından 15. sıralarda değil, daha kafayı oynayan bir yapısı var. Kadrosu da iyi. Mutlaka yükselişe geçeceksinizdir diye düşünüyorum. Şimdi biz tabii ki biz iyi olacağız. Hem de çok iyi olacağız. Ama şimdi bizim tabii ki yeni gelen arkadaşlarımız var, uyum süreçleri var, sakat arkadaşlarımız oldu. Yani o yüzden bir sıkıntılar yaşadık. Bir de şimdi tabii ki hem Avrupa Kupaları hem lig biraz zor oluyor. Şimdi mesela Galatasaray takımı haftada bir tane maç yaptı. Biz 7 günde 3 tane maç yaptık. Yani düşünün 2 tane maç yaptık. 7 günde 3 maç oluyor. 2 tane maç yaptık. Ondan sonra geldik hemen Galatasaray'la maç yaptık. Galatasaray takımı bir hafta dinleniyor. Ama biz o bir haftada 2 tane maç yapıyoruz. Doğru. Yani ya o yüzden yani buradaki şeyde tabii ki yorgunluk olacak, sakatlık olacak, bıkkınlık olacak oyuncularda. Gayet normal onlar. Onun için zaten hem Avrupa hem şey götürmek bir Anadolu kulübü için zor oluyor. Bir kere bütçen iyi olursa, çok iyi bir bütçen olursa o zaman iyi oyuncular, daha pahalı oyuncular alabiliyorsun. O zaman daha da güçlenebiliyorsun ama bütçen onu kaldıramıyorsa o zaman bu zorluğu yaşıyorsun. Örneğin mesela biz Villarreal'le oynadık. Yaş ortalaması neredeyse 20 oyuncuların hepsinin. Onların değeri 1 milyon euro. Düşünün yani takımın değeri. Belki de daha da fazla yani oyuncuları. O yüzden Avrupa'da şey yapmak için, baş etmek için yani daha farklı şeyler olması gerekiyor. Hem kadronuzun iyi olması gerekiyor, hem kendinizi böyle Avrupa'ya hazırlamanız gerekiyor. Bu mesela yıllar sonra gitti Sivasspor. Yani yıllar sonra, 11 yıl sonra tekrar Avrupa Kupalarına gitti. Ama işte bu bir tecrübesizlik de oluyor. Yani oyuncularla bizim oyuncuların çoğu ilk defa oynuyorlar Avrupa Kupalarında. İlk defa böyle şeyleri yaşıyorlar.
Onun için yani normal. Hem kupa, hem kupa, işte kupası, hem lig bazen tabii ki zor olacak yani. Bir de bizim şimdi bir sıkıntımız kendi sahamızda oluyor. Bizim de hep sonunda mağlubiyetimiz yok. Bizim kendi sahamızda şimdi gelen takım artık bize şey yapmıyor. Sizin dediğiniz gibi geçen seneki Sivas Spor geliyorlardı bize, oynuyorlardı açık. O zaman biz rahatlıkla galip gelebiliyorduk. Ama şimdi kapanan takımlar olduğu zaman zorlanıyoruz. Bir böyle de seyircinin olmaması en çok Sivas Spor'u vurdu. Yani Sivas... Tabii tabii. Biz namalüp gidiyorduk şeyde. Sağımızda namalüp gidiyorduk pandemi olana kadar. Pandeminin ilk pandemi maçında da mağlup olduk. Yani seyirciyle çok zaten iyi bütünleşmiştik. Ve onu da sahaya yansıtıyorduk. Çok her şey dört dörtlük gidiyordu yani. Ama dediğim gibi ama biz iyi olacağız. Çok iyi olacağız. Böyle şu oynanan 6-7 tane maçta biz şey gördük. Hani hatalarımızı, yanlışlarımızı, her şeyimizi gördük. Avrupa kupalarından da bayağı iyi bir dersler aldık. Onun için bunları da artık değerlendireceğiz. İyi bir duruma gelmeye çalışacağız yani. Ahmet Erten Tecan, sizin Rıza Hoca'ya söylemek istediğiniz bir şey. Sevgiler, selamlar. Başarılığının devamını bekliyoruz hocam. Seni çok seviyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hocam bilmiyorum, hayırlı. Yorum yapar mısınız? Bu Sergen Yalçın Beşiktaş'a değer kattı geçen sene geldikten sonra. Ama bu sene maalesef şu anda işler Beşiktaş adına kötü gidiyor. Ve kredisinin azaldığı görüşü var. Sizce Sergen için Beşiktaş için Sergen doğru bir tercih olduğunu düşünen bir kişi olarak bu anlamda fazla mı yıpratılıyor? Yoksa Sergen'in de bilmiyorum girer misiniz bu topa, hataları var mı? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sergen bizim kardeşimiz. Siz Beşiktaş'ta da hocalık yaptınız. Şimdi tabii, büyük takımda yani. Hocalık yapmak tabii ki Sivas'ta, Akhisar'da, Gaziantep'te hocalık yapmak gibi değil. Ama oradaki çünkü camia baskıları çok fazla. Burada Sergen'le olayda nerede sizce bir arıza var? Kadro yapılanması mı? Sergen bizim kardeşimiz, arkadaşımız. Beraber oynadık yıllarca. Şimdi Sergen bir kere çok akıllı bir çocuktur. Yani iyi bir teknik direktördür. Akıllıdır yani. Onun için yani zaman zaman böyle şeyler olur. Kulüplerde de sıkıntılar olur. Başka yerlerde de sıkıntılar olabilir. Eksiklikler olabilir. Ama bu camia Beşiktaş camiası. Yani böyle 3-4 tane mağlubiyetle veya 3-4 tane kötü sonuçla düşmez, etmez yani. Yine onun hedefi her zaman vardır. Bence Sergen de orada başaracaktır mutlaka. Mutlaka Sergen'in de sıkıntıları vardı belki kendine göre. Ama Sergen geçen sene nasıl başarılı olmuşsa dediğiniz gibi bu sene de aynı şekilde başarılı olacaktır yani. Olacaktır diyor ya, inanıyorsunuz. Evet. İnanıyorum yani. Olmaması için bence bir neden yok yani. Sadece herkesin tabii ki destek vermesi gerekiyor yani. Bir de demin dediğiniz olay çok doğru. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon böyle takımlarla çalıştığınız zaman ben ikisinde çalıştım. Orası ayrı bir şey. Orada sizin ikinci olma şansınız ikincilik bile başarı sayılmaz. Sayılmıyor. Yani orada sizin şampiyonluğu oynamanız gerekiyor. Bu gerçek yani. Mesela siz berabere kalırsınız. Fenerbahçe takımı yener. Niye siz berabere kalıyorsunuz? O yeniyor diye. Ona bile tepki gösterirler. Aynen. Onun için oranın sorumluluğu çok farklı bir şey yani. Onu bilerek orada çalışmak gerekiyor zaten yani. Hocam çok teşekkürler. Güzel vakit ayırdınız. Güzel mesajlar verdiniz. Eksik olmayın. Ağzınıza sağlık. Abi, iyi akşamlar. Başarılar dileriz. İyi akşamlar. Şimdi Rıza Hoca'dan önce hakemlerle ilgili bir bölümde kalmıştık. Şimdi diyorlar ki işte Rıza Hoca önce sana çok son çok 7 maçtır galibiyet. Çok neyle teşekkür ilgili? Ediyorum. Haftalardır sana anlatmayan bir şeyi bugün çok güzel algılamışsın. Hemen hakemlerin bilinç dışında lafını kullanarak böyle bir giriş yaptın. O hakemlerin bilinç dışında lafı çok hoşuma gitti. O bilinç dışının patenti bende biliyorsun. Patent sende bilmez patenti miyim? Patenti bende. Dolayısıyla teşekkür ediyorum. Aynen öyle. Bir tek Rıza Hoca'ya katılmadığım şey var. Hakemlere gelmeden önce tekrar dönüyoruz. O da şu. Şimdi bir oyuncu transfer yapacağı zaman sevgili Serhat bence çok kurnaz ve akıllı davranmalı. Mesela Galatasaray Trabzonspor'dan transfer yaptığında çok akıllı bir iş yaptı. Selçuk da Burak ikisini birlikte aldı. Şimdi öyle bir şey gördük ki o sene. Selçuk Burak'ın, Burak da Selçuk'un performansını attı.
arttırdı. Milli takımda da öyle oldu. Birlikte oynadıklarında bak, milli takımın daha başarılı olduğunu göreceksin. Mesela Selçuk oynamadı, Burak milli takımda oynadığı maçlarda Burak hiçbir verim sağlamadı Abdullah Avcı döneminde. Niye? Çünkü bazen iki insanın bir araya gelmesi Voltron gücü oluşturur. Sen şu programı Ahmet'le yaparsan iyi gider, Mehmet'le yaparsın çok kötü gidebilir. Serhat tek başına yetmeyebilir. Şimdi Mert Hakan'ın yerinde olsaydım ben, Galatasaray hazır beni istiyor, arkadaşım da Emre Kılıç da oraya gidiyor, anlaşmış, ben Emre Kılıç'ın olduğu yere giderdim. Emin ol, ikisi çok daha fazla başarılı olup birbirlerinin başarısını çok daha fazla arttırabilirlerdi. Bunu da bir yere yaz. Nasıl bu bantlar, arşivler duruyor. Ben Mert Hakan konusunda Rıza Hoca'nın baktığı kadar sıcak bakmıyorum olaya. Hele ki önünde Ozan Tufan varken ve bu seneki formuyla Ozan Tufan varken şansın az olacağını, sadece benim hislerim şunu bana düşündürtüyor ve öngörülerim. Ozan Tufan devre arasında çok ciddi bir ücretle çok ciddi bir transfer yapabilir. O zaman Mert Hakan'ın Fenerbahçe takımında şansı olabilir. Onun dışında Fenerbahçe takımında şansı olmadığını, yanlış transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten bizdeki transferler de yanlış, doğru, çok farkına varılmadan yapılıyor. Yani mesela bakıyorsun Çağlar Söyüncü önce işte yurt dışına gidiyor, Almanya'ya gidiyor, oradan İngiltere'ye gidiyor. Çok doğru, çok akıllıca. Ve oynaması gereken ligde, oynaması gereken yerde oynuyor. Mesela Çağlar'ı al, İtalya Ligi'ne getir, aynı başarıyı görmeyebilirsin. Mesela Merih Demirel, İtalya Ligi %100 doğru. Ben o kardeşimin yerinde olsam, yarın bir gün İspanya Ligi'ne, Portekiz'ine, Hollanda Ligi'ne, Almanya Ligi'ne gitmem. İngiltere Ligi'ne de gidersem eğer, Çağlar'la yan yana oynamaya çalışırım. Hem bu Türk futbolu için inanılmaz bir şey olur, hem de Meri'nin ve Çağlar'ın başarısını katlayarak götürür. Yani bir şeyi ikili yapmak yaşamda çok daha kolaylaştırır işleri. Mesela sen arabanın pilotusundur. Her pilotun yanında iyi bir co-pilot vardır ve o co-pilot hakikaten ona çok yardımcı olur. Dolayısıyla futbolda da aynı şeylerin olması gerektiğini inanıyorum. Onu düzeltmek ihtiyacı duydum. Yani bir futbolcu transfer yapacağı zaman, mesela Sörlot şeye gitti, Leipzig'e gitti. Henüz başarılı değil. Halbuki ben başarılı olacağını savunanlardanım. İçime şüphe düştü. Acaba Sosa'ya benzer bir adam var mı Leipzig'te, yok mu diye. Sosa'ya benzer bir adam varsa başarılı olabilir. Ama yoksa ben düşüncemi hafif hafif geri almaya başlıyorum. Yani gittiğin takımda sana uyum sağlayacak kişi de son derece önemli. Kişiler de önemli. Mesela Beşiktaş'ta ben şahsen bu sene 3 gol atmasını sürpriz buldum Larin. Sabek geldiğinden beri, Rozier'e geldiğinden beri şablonun goller atmaya başladı. Demek ki adamın o golü attıracak, şablon golü attıracak, ortayı yapacak adama ihtiyacı varmış. Bu açığa çıktı ortaya. Mesela Beşiktaş'la ilgili hakemlere gelmeden önce belki unuturum diye söylemek istediğim bir şey var. Gökhan Tere verimli olamıyor, çok sakatlanıyor, çok sakatlık geçiriyor diye Beşiktaş'tan gönderildi. Çok sakatlanan Gökhan Tere ne hikmetse Malatya'da hiç sakatlanmadı. Şimdi Gökhan Töre Beşiktaş'a geldi. Gökhan Töre yine sakat. Şimdi ben Beşiktaş takımını düşünürken forveti kendi kafamda Beşiktaş'ta Gökhan Töre'yi direkt kafadan koyuyorum. Sağ açık olarak ben direkt Gökhan Töre'yi koyuyorum. Yani Raşit oynayacaksa da en fazla sol açık oynayabilir diye düşünüyorum. Ya da orta sahanın solunda bilmiyorum. Solak zaten. Fakat Gökhan Töre Beşiktaş'ta yine sakat. Şimdi hakemlere dönelim istiyorsan. Bu Gökhan Töre'yi de araya sıkıştırdıktan sonra. Türkiye'de evet en formsuz, yine de biz sen hep Fatih Terim'i eleştiriyorsun. Formsuz, formsuz, formsuz diye. Formsuzluk bir şey değil, çok önemli bir şey değil. Yetenekli bir adam, bilgili bir adam formsuzluğu aşabilir. Ama bilgisiz bir adam, kendiyle küs bir adam, yetenekleri sınırlı bir adam o formsuzluğu aşamaz. Şimdi Türkiye'de şunu tartışmamız gerekiyor. Bizim hakemlerimiz formsuz mu? Yetersiz mi? Onu tartışmamız bizim gerekiyor. Bizim hakemlerimiz yüreksiz. Bizim hakemlerimiz korkak. Bizim hakemlerimiz futbol bilgileri iyi ama çaldığı her düdükte bir hesap içinde olan zihniyet var. Bilinç dışında de bir de, bilinç dışında de tam tabii, olsun. Ben olaya tamam. Maddi göze bakıyorum. Türkiye Ligi'ndeki bütün hakemlerin şu anda inanılmaz bir kredi borcu var. Bu ciddi misin? 47, 23 hakemin 21'e kredi çekmiş.
Neden? Çünkü bunlar dediler ki siz meslekten ayrılacaksınız. Artık mesleğiniz hakemlik dediler. Bunlar da sabit paraları var. Ya benim yani parayı da kimse de parada Allah çok şükür kimsenin parasında gözüm yok. Ama ya olsa da kimse bilinç dışında olsa da kimseni kınayabilir ki. Hayır ya şunu söylemek istiyorum. Şimdi hakem diyor ki tamam benim mesleğim bu. İşte haftada 2 gün, 3 gün düzenli antrenman yapacağım. Maça çıkacağım. Avar hakem olacağım. İşte var hakem olacağım. Şurada bunu tartışacağız. Bak çok önemli bir şey o. Ondan sonra kredi çekiyorsun ve Rıza Hoca'nın söylediği %100 doğru. Bilinç dışında şu yaşanıyor. Ben Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın ve en çok da bak açık altını çizerek söylüyorum. Trabzonspor'un canını yakarsam benim hakemliğimi bitirirler. Son 5 yılda Trabzonspor kulübü 4 tane hakemin hakemliğini bitirdi. 4 tane hakemin. Deniz Ateş Bitner, Galatasaray-Trabzon maçı. Türk Telekom'da yani oynanan o maçlar. Orada bence hakem kendi hakemlik hayatını kendi bitirdi. Tamam. Canım yani. Hani sadece aldığın kart gösterdi. Yani bu kadar yeteneksiz bir hakem görmemiş. Ümit Öztürk yani. Yine FIFA kokartını kaybetti. Çağatay Şahan ve Süleyman Abay da yine Trabzonspor lobisi nedeniyle yani Trabzonspor'un hakemler üzerinde, federasyon üzerinde öyle bir baskısı var ki peki sen çok bariz bir şekilde Trabzon aleyhine olan bir hakemi hakemliğini bitiriyor. Peki bu bak doğru yanlış olayına girmiyor. Doğru yanlışını tartışabilir miyiz seninle? Yani? Efendim? Doğru yanlışını tartışabilir hayır, miyiz? Hayır ben şimdi bir hakem kötü yönetti diye eğer bu adamın art niyetli yönettiğini hesap edebiliyorsan, bulabiliyorsan somut kanıtların varsa bununla ilgili. Hani Deniz Trump diyor ya Trump. Deniz Ateş'in ki o gün maçta hani Salih'in kırmızı kart gösterdiğinde. Kötü bir yönetim gösterdi. Ya ben bütün Türkiye kırmızı kart gösterdi ya tamam. Hakeme. Deniz Ateş Bitli'yle ayırdım. Ümit Öztürk, Çağatay Şahan ve Süleyman Abay'la ilgili kafamda soru işareti var. Sen çabuk harcadım ya hakem bunları. Şimdi bak. Şunu demek istiyorum abi. Hakem Ali Şansalan. Sana iddia ediyorum Ali Şansalan. Şimdi bak MHK şöyle bir şey söylüyor sezon başında. Arkadaşlar, geçen dönem Zekeriya Alp ve Yusuf Damoğlu yönetimleri niye gitti? Daha çok el kararları yüzünden, yani elle oynanan kararlar yüzünden bu MHK'ler acayip yıpratıldı. Bir MHK'nin şu anda Türkiye'de gitmeye asıl sebebi bu el oynamaları yüzünden. Çelme falan değil, taban falan foyler de değil, elle oynamalar. Bana Ali Şansalan ve VAR hakemi açıklayabilir mi ya? Orada pozisyonda elle almayı nasıl gördü? Ben çıplak gözle değil, yani monitörden, Beinsport'un yayınlamış olduğu monitörlerden defalarca izledim. Herhangi bir el görmedim orada. Ona hangi açı verildi ki Ali Şansalan'ın önünde? Bir de Ulenberg şöyle bir şey diyor. Arkadaşlar diyor, VAR'a gittiğinizde VAR'daki toplam süreniz 15-20 saniye olacak diyor. Ali Şansalan 3 dakika izledi. Neyi izledin kardeşim? Sana diyor ki Ulenberg 30 saniye diyor. Orada izlemiyor. Orada beyin muhakemesi yapıyor senin dediğin gibi. Ya bunu ne yapsam, versem mi, vermesem mi? Şöyle mi yapsam? Öyle bir şey yok, versen. Ama fotoğraf işte neyse odur. Sorduğun sorunun baktın, cevabını verdim işte. Pozisiyle, eliyle oynama görmüyorsan sen şunu diyemezsin. Ya bu adam oynamıştır. Bu adam az itiraz etti. Bana hiç, ben VAR'a giderken bana itiraz etmedi, demek ki bu adam oynamıştır diyemezsin. Sen olan fotoğrafı, olan görüntüyü yorumlamak zorundasın. Bunlar giderken etrafı da yok diyorlar, merak etme. Bak, rahat. Adım gibi eminim, Fenerbahçe o golü atmış olsaydı, Pelkas'ın attığı gol geçerli sayılmış olsaydı, bu maç böyle olmayacak. Ben de aynı kanattayım. Ben Fenerbahçe'nin %100 hakemle maçı kaybettiğini düşünüyorum. Ben de Fenerbahçe bu hafta haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben de tamam, haksızlığın neticesi de. Tamam, Konya Spor'un Sivas Spor haksızlık İsmail Kartal'ın iyi oynuyor. Eyvallah, hepsine tamam. Ama Fenerbahçe'ye hakem mağdurudur. Aynı kanattayım. Galatasaray iyi oynamıştır. Haklı bir galibiyet alırken de hakemin ciddi yardımını görmüştür. Maalesef evet, keşke görmüşseydim. Maalesef değil, gerçek bu. İşte maalesef evet. Ya şimdi Galatasaraylar bana kızıyor. Sen, efendim? Hikmet Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocam nasılsın? İyi hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ahmet Bey, iyi akşamlar. Hocam bizden biraz top al da yoksa biz biraz daha burada gerileceğiz. Birbirimize karşı değil de
bu hakemlerin tutumunu maalesef anlayamıyorum, çözemiyorum. Yani herkes izliyor. Ben elle oynama, kolla oynama göremiyorum. Ama hangi hakem hangi açıdan 3 dakika sonra ona el kararı veriyor? Ya bu kadar basit mi, bu kadar ucuz mu yani bu yollar diye düşünüyorum. İçin içinden çıkamıyorum. Kafayı yiyeceğim. O yüzden siz de daha çok değil, ağırlıklı olarak hep 4 büyükler dışında görev aldığınız için siz de esasında bunlardan dolayı çok muzdarip olmanız gerekiyor. Çünkü hakemler daha çok küçük takımların aleyhine hatalar yapıyor. Daha çok büyük takımları kolluyor. Bu eskiden çok açıktı bu makasın ucu. Şimdi VAR sayesinde biraz kapandı ama yine de hani bu defa Fenerbahçe'ye belki bir hakemin aleyhte bir tutumu olduğunu düşünüyorum. Ama daha çok tabii hatalar hep 3 büyüklerin, 4 büyüklerin lehine yapılıyor. Vallahi Serhat, şimdi İngiltere'den maçları seyrediyoruz. Bundesliga'yı seyrediyoruz. Geçen de Hollanda Ligi'nden seyrettim. Yani aynı hataların daha fazlası yurt dışında var, onu da söyleyeyim sana. Adam VAR'a gitmiyor, VAR'a gidiyor, yanlış karar veriyor. Türkiye için demiyorum. Bu olacak, bunlar olacak. Ama VAR'ın teknoloji diyelim, teknolojinin futbola faydasına geldiğine inanıyorum. Bu zaman geçtikçe daha çok düzelecek. Tabii nihayetinde teknolojinin başında da insanlar var. Değerlendirmeyi yapan insanlar, kurguyu yapan da insanlar. Orada daha yetenekli, daha teknolojiden anlayan veya stadyumdaki kameraların daha fazla olması, her açıdan görüntüyü hakemin önüne net koyabilmesi. Bir de şunu söyleyeyim size. Size de tavsiye ederim. Aslında herkese tavsiye ediyorum. Bir maçı statta canlı seyretmekle daha sonra aynı maçı eve gelip tekrarını televizyon karşısında veya monitör karşısında seyretmek arasında farklılıkları görüyorsunuz. Mesela gidiyorsun maçta vasat görüyorsun takımı. Eve gelip tekrar seyrettiğinde ya nasıl oynamışız, bunlar nasıl kaçar diyorsun. Yani hakemlerin maç içerisinde o görüşlerinin de aynı olduklarına inanıyorum. İş ekrana geldi mi farklı. Mesela pozisyonlar var. Bir pozisyondan bakıyorsun penaltı değil, kart değil. Bir iki farklı pozisyondan bakıyorsun. Allah Allah, penaltı da olabilir, kart da olabilir. Dolayısıyla bu tartışmalar Serhat olacak. Bizim işimiz futbol. Hakem işlerini başkaları yapsın. Peki Aylazan, bizim işimiz futbol. Hakemliği Fenerbahçe-Konya maçındaki o pozisyonu siz elle yorumlar mıydınız? Ya da öyle bir yorum çıkardınız mı? Ya şimdi benim onu yorumlayabilmem için net mutlaka maça baktığın zaman görüntüye, televizyon görüntüsüne baktığımda yani insanın tereddüt içerisinde kaldığı şeyler var. Verilir mi, verilmez mi? Vücuttan ele mi çarptı yoksa direkt ele mi çarptı? El açısı açık mı, değil mi? Yani ben kafama o iş bakıyorum tabii. Kendime göre de düşüncelerim oluyor ama benim de yanıldığım veya böyle mi olur, böyle mi olur dediğim pozisyonlar da oluyor. Onun için şimdi burayı niye tartışıyoruz ki Serhat? Burayı tartışacağına boş ver. Hakemi niye tartışıyoruz arkadaş? Hakemle işinle. Hakem en son planda olacak. Biz teknik adamlar olarak birinci meselede bizim takımımız, oyuncularımız ne oynadı? Biz ne oynadık? Maç nasıl geçti? Rakip ne yaptı? Veya maç içerisinde biz ne yapabilirdik? Daha sonra gerçekten hakemin bariz bir hatası varsa bunları en son dile getirelim. Ama ilk olayı hakemle dile getirirsek ne oyuncu gelişiyor, ne takım gelişiyor. Zaten oyuncular yaptıkları hataları kabul bile etmiyorlar. Hakeme atıyorlar ve bu alışkanlık haline geliyor. Büyük takımlarda bu daha çok oluyor. Mesela dikkat et, büyük takımlara gelen oyuncular büyük takımlarda oynarken hakeme istediği itirazı yapabiliyorlar. Ama bir Anadolu takımına gittiğinde hakeme yapamıyor aynı itirazı. Aynen. Dolayısıyla olabilir. Hakem Peki, hata yapmıştır. Tamam. Yanlış karar vermiştir. O zaman VAR niçin var? VAR niçin var? VAR hatayı düzeltmek için var. Değil mi? Teknoloji Doğru, evet. Için var? Hatayı düzeltmek için var. Hatayı net nasıl düzeltebilirsin? Yayınlanan maçların
kamera açılarının ve kameraların fazla olması gerekiyor. Her bölgede olması gerekiyor. Barın başındakiler orayı açtıkları anda net bir görüntüyü bulup ya kendileri veya hakeme izletmeleri, tavsiye kararı vermeleri gerekiyor. Şimdi bakıyorum ya açılar, bazı açılar o kadar yanıltıcı ki ne diyeceğini şaşırıyorsun. Bardakiler de bazen görüyor mu, bazen veriyor mu veya hakem yanılıyor mu? Hakem o varın başına gittiğinde hangi, çünkü bir kendi gördüğü var. Demin size örnek verdim. Bir maçı gidiyorsun, canlı seyrediyorsun. Canlı. Geliyorsun. Hakem şimdi onu orada canlı gördü. Varın başına geliyor, başka bir görüntü görüyor. Yani şimdi diyoruz ki niye uzadı, niye karar vermiyorlar? O kadar kolay değil. Ben bunu niçin söylüyorum? Analiz yapıyoruz oynadığımız maçları. Ben analizi de yani çok dikkatli yaparım. Maçta biliyorum hocam, senin rakamlara ne kadar ilgili olduğunu, rakamlarla yatıp sadece analiz. Analiz, tamam. Taktik analiz. Yani analizi yaparken Allah Allah diyorsun. İkinci bir daha aynı görüntüye baktın mı başka bir şey düşünüyorsun. Aynı görüntüye üçüncü, dördüncü bakmanda başka farklılıklar yakalıyorsun. Bu iş böyle. Olacak. Bu tartışmalar da olacak. Sen şunu söyleyeceksin. Fenerbahçe 7 futbolcu artı 1 kaleci 8 kişi olduğu ceza sahası içerisinde o golü nasıl yedi? Bunu konuşacaksın. Esas konuşacağın iş bu. Yani sen rakibi kontrol altına alman gerekiyor. Şimdi soldan yapılan orta Caner'le o futbolcuyu hatırlamıyorum. İki kişi kafaya çıktı. Atılan golde, Yevtovic'in attığı golde, yani içeride 7 tane Fenerbahçeli oyuncu var, 4 tane Konyasporlu oyuncu var. Şimdi şampiyonluğu oynayan ve defansında yeni oyunculardan kaliteli oyuncular alan bir takımın bu kadar basit pozisyon vermemesi gerekiyor. Veya daha öne geç, 0-0 iken, 0 maç 0-0 iken Artem Kravets, rakibinizin santroforu öyle bir pas atıyor ki karşı karşıya kaldı pozisyonda. Milosevic karşı karşıya kaldı. Kalecinin kurtardığı pozisyonu söylüyorum. Yani Altay'ın kurtardığı pozisyonu düşün. Maç 0-0. Böyle bir pozisyon veriyorsun. Bununla birlikte bakıyorsun Konya takımı. Kravet santrofor. Minya solda, Milosevic ve Şikilaci. Dörtlü bir ucundan oynuyor. Yani bak bir defans takımıyla oynamıyor. Dikkatini çekerim. Sadece Fenerbahçe maçı için değil. Beşiktaş maçında da öyle oynadı İsmail Hoca. Bütün maçları dörtlü hücumla oynuyor. Yani önce rakibi iyi kontrol altına alacaksınız. Rakibi sen iyi... Böyle bir dörtlü hücum geldi mi 5-4 oynaman lazım. Veya oyunda şimdi bugüne kadar Fenerbahçe'yi bunları konuşacağız. Sen veya bunları konuşacaksınız. Yok zaten bunları konuşalım. Ben de o yüzden sesinizi kesmedim. Yok hakem onu yapmış. Eline dondu. Tamam. Onu bitirdik hocam hakem olayını. Hakemin peki, hatası hata. Maçı tamam. Fenerbahçe mi kaybetti, Konya mı kazandı? Onu tartışalım. Hayır. Hakemin hatasını konuşuruz. İşin ayrı tarafı. Ama ne yapmış Konyaspor? Fenerbahçe'yi analiz etmiş. Fenerbahçe'nin bu haftaya kadar en önemli oyun içerisindeki ağırlığı ne? Duran toplar. Hücumdaki en büyük belirgi duran toplar ve kanat hücum organizasyonu. Normal akan oyun, yön değişme, çabuk oyun, ver kaç, uzaktan şutlar vesaire gibi oyunun daha geliştiğini görmemiştik. İki ana temel üzerinde gitti Fenerbahçe buraya gelene kadar. Ne yaptı? Duran toplarda İsmail Hoca'nın açıklaması var. Hemen alan savunmasına geçtik diyor. Adam markajını yapmadık Fener maçında diyor. Nitekim yan toplarda, kornerlerde falan dikkat edin. Diğer maçlara oranla Fenerbahçe etkili olamadı. Bütün topları Konyaspor takımı kesti. Burada iyi bir alan savunması yapmasının, Konyaspor'un iyi bir strateji ortaya koymasının şeyini gördük. Mükafatını gördük. Burada ne olabilirdi? Siz bir iki korner attınız. Direkt korner olmuyor mu? B planına geçmek. İkili üçlü kullanmak. Yani ikili pas, belki üçüncü pas arka direğe atıp arkadan gelenleri oyuna sokmak. Örnek. Veya direkt vole vuruşu yaptırmak. Şimdi teknoloji diyoruz. İngiltere'de bakıyorsun monitör adamın önünde bütün maçı oradan seyrediyor. Mesela kornerde bunu fark ettiğinizde siz de seyrediyorsanız veya yukarıdaki sizin ekibiniz seyrediyorsa evet kornerde bunlar adam markajı yapmıyor. Çünkü Fenerbahçe kendilerine karşı adam markajı yapan
takımları alt etti. Nasıl alt etti? Kaliteli, zekası yüksek oyuncuları birbirlerine boş alan yarattılar. Caner de o topu oraya kesti. Gökhan'a kesti, Samatta'ya kesti, Valencia'ya kesti, Serdar'a kesti ve gol yaptılar. Ama şimdi o alanları Konyaspor takımı ne yaptı? Kapattı. Alan savunmasına geçti. Alanlar kapalı olunca siz boşluk yaratamıyorsunuz. O zaman başka formülü üretmeniz lazım. Ne o? İkili üçlü kullanmak. Vole, direkt voleye yapabilmek. Çünkü Konyaspor dönen topu bir kişiyle karşıladı. Fenerbahçe iki oyuncuyla durdu dönen topta. Bir tanesine belki voleylik çıkarabilirlerdi. Örnek. Yani vereceğim örnekler bunlar. Dolayısıyla buraya bakmak lazım. Diğer bir konu ne? Diğer konu evet Caner, Gökhan müthiş. Müthiş. Ama her maçta aynı 11'le oynayacağım diye bir şey yok artık futbolda. Bunu geçenlerde söyledim. Çünkü 60-70'ten sonra Caner ve Gökhan o dakikaya kadar inanılmaz tempolu hücum oynadıkları için hatta ve hatta sağ bek sol bek değil sağ açık sol açık gibi oynadıkları için artık o dakikadan sonra da geriye dönüşleri de zor oluyor. Geriye dönüşleri yani şeye baktığında Sukubic gibi sağ bekte çok çabuk 100 metre gidip sağ bekten atak yapan, gol yapan ve gol asist pası çıkaran önemli oyuncusu var Konyaspor'un. Başka takımların da olacak sağ bek sol bekleri çok çabuk. Mesela mecbur değilsin iyi oynasa dahi bu 11'den başlamak zorunda değilsin. Lille takımında Burak'a bakıyoruz. Peş peşe goller attığı maçtan sonra kulübede bekleyebiliyor. Veya aynı şey Yusuf için geçerli, Zeki için geçerli. Yani orada rakibe göre, oynadığı maç sayısına göre, fiziksel durumuna göre, oynadıkları UEFA Kupası'nda maça göre oyuncuları değiştirdiğini görebiliyorsunuz. Niçin bunu söylüyorum? Sizde Nazım Sangare gibi, Novak gibi kendi takımlarında üst düzey oynayıp kendi takımlarının önemli oyuncuları var. Ve bu oyuncuları zaman zaman belki maçın başında kullanıp sonra hamle gücü diğerlerinde kullanma şansınız var. Ondan ötesi Mert Hakan gibi kendi takımında Rıza Hoca demin belirtti. Takımın önemli bir figürü. Devamlı oynayan, kendine güveni olan bir adam. Şimdi son 10-15 dakika uzatma dakikalarından oyuna girdiğinde evet ben de seyrediyorum. Vasat oynuyor. Pas hatası yapıyor veya driplingde top kaybediyor. Ne oluyor? Ona karşı hem Fenerbahçe taraftarının hem teknik ekibin hem de oyuncunun bir anda psikolojisi bozuluyor. Bak bu maçta oyuna sokmadı mesela. Evet. Şimdi bu oyuncuların baştan uzun süre şans alması gereken oyuncu grubu. Erol Hoca'nın elinde öyle bir kadro var ki böyle bir lüksü yok oyunculara böyle bir şansı vermesin. Şimdi Deniz en son maçı Fenerbahçe'de oynadı. Milli takıma seçme yapıldı. Milli takıma seçilmedi. Bir hafta sonra Trabzon'a gitti. Müthiş oynadı. Paris Saint Germain maçı, Manchester United maçı. Bakıyorsunuz milli takıma davet alıyor. Başakşehir'de davet alıyor. Fenerbahçe'de alamıyor. Çünkü kendi özgüvenlerini, rahat oyunu ve fazla süre almalarını, belki vasat oynasa dahi tekrar oynamaları gerektiğini ortaya koyuyorlar. Böyle kaliteli, geniş bir kadro kurduğunuzda oynamayan oyuncular haliyle kendi takımlarında şimdi Novak olsun, Nazım Sangare olsun, bunlar Mert Hakan olsun ve diğer yabancı gelen oyuncular olsun kendi takımlarında eğer önemli bir figürlerse, takımın önemli oyuncuları ise dışarıdan sonradan oyuna katılımları veya hiç oynamamaları da onlara bazen negatif yazabiliyor. Orada işte teknik ekipteki diğer hocaların coaching'i çok önemli. Oyunculara hocam Ahmet hocam orada psikolojik anlamda, mentörlük anlamında o oyuncuları ayakta tutmaları önemli. Veya bazen teknik adamların da işte Caner ve Gökhan örneğinde verdiğim gibi işte bekletip daha sonra son 30-40 dakika. Şimdi örnek veriyorum. Gerçekten Caner müthiş oynuyor. Müthiş oynuyor. Ama kanat orta futbolunu müthiş oynuyor. Fakat topsuz boş koşularda yok. Nedir topsuz boş koşu? Çizgiye değil, çizginin dışına değil, kornerin köşesine değil. Bilakis ceza sahasının içerisine dip koşu. Orada toplam buluşması. Ben mesela Antalya maçında Sinan oyuna girdi. Caner'e bir top attı. Ara pası. Yani sağ beklen sağ stoperin arasından bir pas attı. Caner sol açıkta durdu ayağına istiyor topu. Oraya koşu yapıp toplam buluşsa
kendi kaleye bulabilir, aldığı at pası verebilir. O oyuna daha çok dönebilmeli. Gökhan mesela bunları biraz daha fazla yapan tip. Caner biraz daha dışarıda durup etkili orta yapan bir tip. Yani rakip defanstan kalecinin ortasını orta yapan bir orta pas özelliği var. Güzel. Ama bazen bu futbolculardan bekletip daha sonra son yarım saatte rakibin oyundan düştüğü anda oyuna sokmak da farklı bir tutum olabilir. Yani her maç aynı 11 olması yeterli değil. Şimdi Antalya maçında rakip 10 kişi kaldı. 10 kişiyken birbiri yakaladı rakip. Daha sonra ne yaptınız? Hamle üstüne hamle yaptınız. Kulübe zenginliği var, kalite oyuncu grubu var. Rakibi hapsettiniz ve goller geldi. Dolayısıyla BC planlarının da devreye girmesi için belki Erol Hoca biraz daha zamana ihtiyacı var. 8 hafta erken. Neden erken? Onu söyleyecektim bunlar, hocam. Yani ben Erol Bulut'ta Erol Bulut'un B ve C planlarının çok zayıf olduğunu, mesela Nova hiç kullanmadı. Nazım Sangane'yi oynattı gösterme maçında. Tekrar kulübeye mahkum etti. Mert Hakan Yandaş'a son maçtaki pas hatasından dolayı kızmış olacak ki çok fazla bu maçta hiç oynatmadı. Ve son maçta işte penaltı kazanan Perotti'yi 46'da oyuna aldı. Yani çok böyle bir yazılı bir şablon üzerinde duruyor. Hani farklı şeyleri denemiyor. Risk almadığını görüyorum. Şimdi ben şöyle söylemek istiyorum Serap. Şimdi kadro geniş. Önemli isimler var. Örneğin ben şöyle düşünüyorum. Hazırlık maçı oynamadılar. Lig hemen başladı. 18 tane futbolcu transfer etmiş. 18. Ve bunları hiçbir hazırlık maçında oynatmadan, çünkü dikkat et, Rize maçındaki ilk 11'ler bugünkü 11 ve aradaki 11'ler değişken. 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 Şimdi kadroyu yakalayabilmek zaman işi. Kadro hangi kadro ama? Birbirlerini tamamlayan, örneğin Trabzon maçının ilk devresi Trabzonspor yerleşimi iyiydi. Sosa'yı da iyi kapattılar ve 1-0 mağlup girdi Fenerbahçe içeri. Çise hamlesiyle yan toptan goller geldi, oyun başka bir yere gitti. Fenerbahçe iyi top oynamaya başladı. Trabzon vasat oynamaya başladı ama goller geldikten sonra oldu bu. Şuraya geleceğim. Biraz zaman tanımak lazım. O zaman içerisinde de Erol Hoca mutlaka bulacaktır. Ha şu olabilir. Maçlardaki taktik anlamda ve maç öncesi rakip analizleri ve oyuncu seçimleri de önemli. Neden önemli? Hep ilk 11 oynamasına, aynı 11 oynamasına gerek yok. Mesela Ahmet Bey demin Gökhan Töre'yle ilgili güzel bir şey söyledi. Yani doğru, ben de hiç sakatlanmadım bizde. Çünkü Gökhan farklı bir oyuncu. Gökhan elit bir oyuncu. Mutlaka zihinsel olarak, ruhsal olarak farklı yapısı da var. Orayı yakalamak gerekiyor. Antrenman içinde, bak konu başka yerden başka yere geldi. Antrenmanda da Gökhan'ı iyi anlamak gerekiyor. Mesela bazı tempolu yapılan antrenmanlarda Gökhan'la da iletişim kurup o tempolu antrenmanların dışında da tutabiliyorsunuz. Başka bir antrenman yüklemesi yapabiliyorsunuz. Şimdi oyuncu iletişimleri önemli. Buna bakarsanız Mensah'ta alınan bir transfer ama kulübede. Değil mi? Kulübede. Veya Enskala'ya bakıyorsun. Yeterli şeyi vermiyor. Vermiyor yani. Belki fiziksel iyi olabilir. Nitekim gollerin iki tarafı da sol taraftan geldi. Buradan çıkan toplardan geldi. Yani konu şimdi Beşiktaş'a döndü. Şunu söyleyeceğim. Yok, dönsün zaten. Hep Fener'de kalmayalım. Galatasaray'da konu soracağım. Şöyle bitirelim. Şöyle bitirelim. Gene Fenerbahçe alternatifli bir kadroya sahip. Puzzle gibi düşünelim. Ahmet Hocam, puzzle gibi düşünelim. Değil mi? Orada bile konsantre oluyorsun. Zamana ihtiyacın var. Birini alıyorsun, uymuyor. Ötekini koyuyorsun oraya. Yani futbolun bazen bundan ilgisi de var antrenörler için. O şeyi yakalayacaktır. Yanında da iyi bir ekip var. Zaten yakalayamazsa, bu senin söylediklerin gibi ligde devam ederse 3-4 maç güvenirliğini yitirir. Şimdi Beşiktaş'tan önce mesela buradan şöyle bir paralel Fatih Hoca'ya yapabiliriz. Yani Fatih Hoca'nın elinde transfer yapılmış bir kadro yok. Ama oturmuş, birbirini iyi tanıyan, geçmiş bir kadro var.
Şimdi o kadroda Emre Taşdemir Sivas maçında banka oynadı. Aynı Emre Taşdemir geçen sene Kayserispor'a kiralık verilmişti. Ama bugün onu kullanabiliyor. Veya Donk'u alıyor, bir stoper 6 numara pozisyona göre kullanabiliyor. Veya Taylan'ı aldı, 6 numara yaptı. 6 numara yaptı. Defansın önünde yaptı. Hem orada dönen topta hem de basit oyun, oyunun değişmesi için geliştiriyor da. İstenilen seviyede mi? Hayır, değil. Ama oynayarak, kendine güven kazanarak gelişebiliyor. Ne yaptı? Çagne var. Oynatmadı. Gitti Bubble'ı santrofor oynattı. Yani şimdi baktığında mantıkta santroforunuz kim? Ya Falcao yoksa artık Çagne var değil mi baktığında? Tabii. Hayır. Çagne orada. Sakat da değil. Ama Bubble'dan başladı. Bak çok çok değil. Aslında Sivas maçının ilk 11'indeki en enteresan noktalardan biri bu. Yani şey yapabiliyor. Tabii burada en büyük özelliği şu. Takımın üstünde ve oyuncuların üstünde ve Galatasaray takımında general rütbesiyle dolaşıyor. Bu çok önemli. Çok önemli. Abdullah Avcı'nın Başakşehir'deki general rütbesi antrenörlüğü. Yani tek sorumlu. Oyuncular onu biliyor. Şimdi Erol Hoca'nın burayı atlatabilmesi için maç kazanması gerekiyor. Çünkü Alanya'da başarılı bir çizelge çizdi. Oradan Fenerbahçe'ye geldi. Ama bir Hatay, Karagümrük, işte Rize'de mağlubiyetten galibiyete dönülmesi hep böyle bir şey ya oldu. Yani bir doğru. Oluyor mu, gidiyor mu vesaire. Daha sonra Trabzon maçı gayet güzel geçti işte. Antalya maçı, orada bir motivasyon kazandılar. Şimdi Konya mağlubiyetiyle tekrar o bir stres. Yani bundan sonraki maç ne olacak? Nasıl geçecek? Hem antrenör için de bu böyle. Aslında elinde iyi kadro olmasına rağmen bunları yaşıyor. Şimdi Galatasaray'ı niye onu örnek verdim? Eldeki kadroyu bir şekilde farklı biçimde Erzurum'da başladı. Çok zor bir maçtı. İnanılmaz. Erzurum ve Sivas maçı sadece rakip olarak değil, iklim şartları rakip olarak çok zor bir bölge. Şimdi bu iki deplasmanda üçer puanla içeride de Ankara gücünü Galatasaray'a zor yendi. Onun da öyle bir handikapı var Serap. Yani zor geçti. Yani Ankara gücü maçında o kadar kötüydü ki Galatasaray. Erzurum'daki bu Sivas maçındaki oyun taraftarın yüreğine en azından bir 60 dakika yüreğine su serpti. Bir de tabii ki Belanda ve Feguli'nin de uzun bir aradan sonra katkı vermeleri Galatasaray'ları mutlu etti. Şimdi şu var Serhat. Galatasaray golü erken bulduğunda lige başlarken öyle başladı. Erken gol buldu mu oynuyor. Oynuyor, doğru. Ama golü bulamadı mı, gol geciktiğinde sıkıntı başlıyor. 2-0 60 dakikaya kadar güzel ama 60'tan sonra 3-2'ye de dönerdi o. Veya 1-0'dayken rakip penaltıyı atsa 45'te, içeri 1-1 girse Sivas Galatasaray maçı ikinci yarının öyle olacağını nereden bilecek? Yani bir adam penaltı kaçırdı. Hadi onun ötesinde 60 dakikadan sonra Sivas'ın ve kalecinin çıkardığı müthiş toplar var. Yani onları unutmayalım. Okan'ın çıkardığı iki tane top var ki yani. Biri gerçi kucağına geldi ama iyi kapattı. Alanı iyi kapattı. Bir de atılan şutu müthiş aldı çıkardı. Doğru. O maç dönebilirdi de. Dönebilirdi. Şuraya geleceğim ben. Efendim? Çok rahat dönebilirdi. Doğru söylüyorsun. Yani penaltıyı da geçtim. Maç 2-1 olduktan sonra Sivas'ın 3 tane net pozisyonu var. Şurayı şimdi enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Şimdi Sivas 3 tane maç oynadı. Rıza Hoca da söyledi. Doğru, yolculuk, git gel maçlar. 2 gün önce maç oynadı. Fakat o maç oynayan takım son 30 dakikayı müthiş oynadı. Normalde son 30 dakikayı götürememesi lazım. Yani ya futbol acayip. Futbolda çok şey var. Yani her an, her saniye, her dakika her şey değişebiliyor. Bu görüşten baktığında o zaman çok yorgun olan takım son 30 dakikada niye bu kadar aktif, bu niye bu kadar hücum, niye bu kadar rakip alanda oynadı, niye bu kadar pozisyona girdi diye insan soruyor. Yanlış mı? Ama orada tabii Galatasaray'ın skoru koruma düşüncesi de olabilir. Çünkü deplasmanda 2-0 öne geçiyorsun. Onu bir koruma içgüdüsel olarak öyle bir tarzın içine girebilirsin. Şimdi Serap şunu söyleyeyim. Tabii mesela Leipzig takımının en büyük özelliği dayanıklılığı, kuvveti,
karşı presi çabuk yapması, top rakipteyken rakibe topu kullandırtmaması, topu kaptığında da hücum geçişlerini çabuk oynaması. Başakşehir'e ikinci attığı gole bakın. Toptan buluşan oyuncu bir de çıkardı topu. Bir kere kontrol etse o gol gelmez. Doğru. Top gelir gelmez çıkardı. Mesela Fenerbahçe maçında Ozan'ın Gustavo'ya çıkardığı topu 4'e 3 yakaladı. 4'e 2 yakaladı Fenerbahçe. Tek de oynasa %100 gol pozisyonuydu. Gustavo aldı, tuttu, bilmem ne, rakip kapattı, gitti. %100 pozisyon kaçtı. Yani burada oyuncu zekaları da önemli. Galatasaray'ın tabii bilemiyoruz oradaki şartlar, Sivas'ta öyle oynamak o kadar kolay değil. 2-1'den sonra oynamak kolay değil. Hani 2-0 olsa rakip daha çok risk alacak. Arkada boşluklar bulabileceksiniz. Peki hocam şey için hiç konuşmadım. Belanda'nın ve Arda Turan'ın performanslarını ve Feghouli'nin. Onları da bir değerlendirir misin? Şimdi onu da değerlendirelim. Arda Turan'ı, şimdi Fatih Hoca Arda Turan'ı zorla aldırdı ya. Ya bakın Arda Turan, ben ülkemizi anlamıyorum ya. Yani hasetlik, düşmanlık veya ya çok nefret şeyleri içerisindeyiz. Neden? Ya Arda, bak çocuk ağladı. Golden sonra ağladı. Ve Arda Turan'ın bir potansiyeli var. Belki Başakşehir'de o potansiyeli kullanamadı ama o kadro içerisinde Emre öncelikliydi. Yani Arda Emre beraber olduğunda belki top rakipteyken o baskı gücü azalıyordu. Ama iyi bir çalışmayla, çünkü oyuncu zekası var, attığı goldeki normalde verilen pas kötü bir pas, biliyor musunuz? Pasın kalitesi kötü. Bak. Pas değil, pasın kalitesi kötü. Topu havadan oynuyor. 5-7 metre havadan oynuyor. Yere vurdu. O havadan gelen topu Arda o kadar güzel sağ ayağından önüne aldı ki her futbolcu alamaz onu. Ya açılır ya ayağına çarpar. Evet, çok iyi yumuşattı. Acayip bir bilek hareketi var orada. Ya bakın o bilek hareketi, bravo Serhat. O bir, ama bir de pasa bak. Şimdi görüntü olsa da o pası koysa. Ama şimdi orada savunma mi? Orada şut atacak diye bekledi. Belanda'nın da şimdi orada bir... Pası ona verdi. O zeki. Şimdi Belanda'ya da haksızlık etmeyelim yani. Güzel paslı be hocam. Bak pasın kalitesi diyor. Lütfen. Kalitesinde verilere ne vardı ki pasın yani? Güzel kaliteli pas. Pasın verildiği yer güzel olabilir. Ya pasın kalitesi kötüyse, sen kurşun gibi top atıyorsan, 3 metreye havadan top atıyorsan, alacaksın, indireceksin. Rakip geliyor, basıyor. Hayır, yani eskisi pas gibi. Çok şiddetli bir pas değildi. Yani yumuşak bir pastı. Ama nasıl yumuşak? Top yere vuruyor, yerden havalanıyor. Ya yerden oynasana. O orada işte Arda faktörü. Arda'nın top tekniğinin, bakın topu kontrolünün ne kadar önemli. Kaç tane futbolcu o topu öyle alabilir? Çok zor. Top açılmadı. Önünü aldığında direkt önüne düştü. Bir metre açılsa rakip geldi, çıkardı. Bak gol gitti. Ve bir anda hemen çıkardı o şutu. Zaten rakip geldiğini hissettiği anda hemen vurmak zorunda kaldı. Sağ ayağından önüne aldı, sol ayağından attı golü. Yani doğru. O topu sağ ayağından önüne alırken biraz açılsa gitti. Şimdi şu var. Feghouli, Belhanda iyi oyuncular. Kaliteli oyuncular. Ama zaman zaman bu oyuncular da oyun içerisinde vesaire zaman zaman arıza çıkabiliyor. Burada en önemli şey, mesela Fenerbahçe'nin en büyük avantajı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Ekonomik anlamda kulüp oyunculara sorumluluğunu yerine getiriyor. Maaşlarını ödüyor, primlerini ödüyor ve oyuncular rahat. Bilmiyorum daha sayıdaki durum nasıl, onu bilmiyorum. Çünkü yabancı oyuncular paralarını alamadıklarında bu antrenmana yansıyor, maça yansıyor, daha şahsi oynuyorlar. Kendilerini o kulübe ait görmüyorlar. Mesela Beşiktaş'ta bunu görüyorum ben. Beşiktaş'ta yani şimdi Vida kendini oraya ait hissetmeli. Buraya geleceğim. Kendini, çünkü çok para alıyor, gitsin. Kalsın, oynamasın. Oynasın. Şimdi Malatya maçında bakıyorum, devre arası protokoldan biri bağırıyor. Vida git diye. Hem de çok kötü bağırıyor. İngilizce çocuğa, çocuk da kaldırdı kafasını, baktı, dinliyor. İkinci yarıda iki tane pozisyon var. Malatya karşı karşıya kalıyordu. Vida önledi. Antep maçında da çok vasat oynadı. Bunlar başka bir şey. Ama siz oyuncunun oraya ait olduğunu göstermelisiniz.
göstermezseniz oyuncudan nasıl performans bekleyeceksiniz? Dolayısıyla Feghouli ve Belhan da kaliteli oyuncular. Akdeniz ülkesinden gelme neticesinde DNA'larında zaman zaman farklılık olabiliyor. Aynı şey bizde de var. Yani kültürel anlamda zaman zaman sinirli olabiliyorlar, zaman zaman bireysel oynayabiliyorlar. Ama kaliteli oyuncular. Bir de onların arasına Arda girdiğinde veya Galatasaray'ın yedeklerine bakıyorsun. Emre Akbaba var orada. Lines var, Etobe var, Şener var. Değil mi? Ömer Bayram var, Oğulcan var, Donk var. Yani bir sakat Falcao yok orada. Başka bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Dolayısıyla dışarıdaki yedek kadroyu da iyi kullanıyorlar. İyi kullanmasalar zaten buraya gelmezlerdi. Aslında ligin başında Fenerbahçe'nin en büyük şansı rakiplerinin puan kaybetmesiydi. Eğer rakipler yani Galatasaray'da puan kaybetseydi, Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın puan kaybettiğinde bu mağlubiyet fazla etkilemezdi Fenerbahçe'yi. Ama Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi, Trabzon gibi kulüplerin yarış potasında olması lider takımı sürekli tereddütte bırakır. Şimdi onu geçtik. Başakşehir geliyor. İlk 3 maçta çok vasat oynayan, hatta böyle oynarsa son 10 takım arasında mücadele eder diye düşünülen Başakşehir takımı geçen senekinin daha önünde oynuyor. Kimse farkında değil. Ben 2 maçını canlı seyrettim. Paris Saint-Germain ve Manchester United maçlarını canlı seyrettim. Ve oyuncular Paris Saint-Germain, Manchester United, Leipzig maçlarını oynuyorlar. 6 tane maç oynayacaklar. Bu maçlar oradaki oyuncunun kendine olan güvenini, taktik oyununu ve bir sonraki Türkiye Ligi'ne geldiklerinde ki oyununa %100 katkı yapacaktır. Ve o takımı daha çok geliştirecektir. Nitekim 1-0 mağlup olmasına rağmen hem değişiklikleri Okan Hoca tuttu, iyi oldu. Maçı son dakikada olsa kazanmasını biliyor. Çünkü rahat oynuyorlar. Alışmışlar. Oradaki tecrübe lige de yansıdığı zaman Başakşehir de ciddi o yarışın içinde olacak yani. Şimdi Trabzon'a Abdullah Hoca imzaladı mı, ne oldu bilmiyorum. Yarın imza atıyor. Anlaştı. Ben inanıyorum Trabzon'da gelecek. Trabzon da oraya gelecek. Yani yarış 10. hafta itibariyle 3-4 takımın birbirleri arasında geçecek. Ama kadro zenginliği açısından Fenerbahçe çok avantajlı. Burada Erol Hoca değil, yanındakiler ve Emre'ye çok büyük görev düşüyor. Arkadaşlar, antrenörlük, teknik adamlık süreç içerisinde gelişiyor. Yani evet, genç teknik adamlarımız 2 senede çok büyük takıma gidebilme, bunlar güzel başarılar. Fakat orada bunu tutturmak gerekiyor. Beşiktaş'a da geldi Rıza Hocam. Doğru mu Ahmet Hocam? Değil mi? Aynı şekilde. Sizce doğru zamanda mı geldi? Aynı şekilde düşünüyorum hocam. Söylediklerinize katılıyorum. Veya Bülent Hocam Galatasaray'a geldi. Doğru zamanda mı geldi? Yani bunu derken de yanlış geldi demiyorum. Hak etti. Çok başarılı oldu. Ve bir şans verilmeyi hak etti. Şimdi bu şansı büyük takımlarda, kadrosu geniş, kaliteli oyuncu gruplarında sadece Erol Hoca'yı değil, birlikteki o ekibin tamamlaması gerekiyor. Ve mesela ben şunu düşünüyorum. Acaba Erol Hoca Çiçse'yle niye artık benim santroforum bu diyemiyor veya bir şey mi var? Çünkü Alanya'da Erol Hoca'nın başarısındaki en büyük katkı faktörlerinden biri Çiçse'nin attığı gollerdir. Evet, diğer oyuncular da vardı. Ama Çiçse öyle pozisyonlarda öyle goller attı ki o goller takımın galibiyetinden sonra, golden sonra iyi oynamasını sağlar. Şimdi oynamayan Çiçse ne oluyor? Son yarım saat oyuna giren Çiçse de vasat oluyor. Bu antrenörün güvenini de yitirmesine sebep oluyor diğerlerinin de. Dolayısıyla belki oraya o Çiçse'yi monte edip diğerlerini de ona göre dizayn etmesi sanki daha mantıklı geliyor. Çünkü Caner ve Gökhan gibi, şimdi düşün yani Alanya Spor'daki en önemli şeylerden biri neydi? Efecan iyi getiriyordu. Sol taraftaki Fernando muydu? O, şimdi bu sene yok. O iyi toplar getiriyordu. Şimdi var, Gökhan'la Caner var orada.
diyeceğiz ki Samat'ta, işte Samat'ta ne oluyor? Medyada vesaire büyük oyuncu geldi, iyi oyuncu geldi. İlk şansı hak ediyor. İşte Çiğse geç geldi belki ama geç geldi de aradan bir ay geçti. 4-5 hafta geçti geleli. Geçti tabii. Acaba takıma montası nasıl olabilir? Nasıl monte edebilir onu Erol Hoca? Bilemiyorum yani. Peki bir de Beşiktaş'la ilgili kısa bir yorum alayım. Beşiktaş artık bu yarışın dışında kalacak gibi mi? Yoksa yani İTKK da olsa bu dahil olabilir mi? Bu Erol, Beşiktaş önce bunu geçende de söyledik. Burak, Caner, Gökhan. Ya çok önemli üç oyuncu. Burak şu anda Fransa Ligi'nde gol krallığı sıralamasında ikinci sırada. Bu hafta da iki tane attı. Caner'le Gökhan'a bakıyorsun. Sergen Hoca'nın istediği oyunu oynayan adamlar. Hücum ve orta değil bak. Orta pasları isabet yüzdesi en yüksek oyunculardı. Şimdi bunlar yok. Enskala var. Evet. Enskala mücadelesi yüksek bir oyuncu. Enskala'nın sol bekten bindirme yapıp isabetli orta yapma oranı minimum. Hiç yok hocam. Hiç. Minimum deme. Hiç yok dedi. Rahat söyle. Hiç yok. Ben minimum değilim. Ha, hiç yok. Minimum. Hiç yok. Dolayısıyla zaten santrofor sıkıntısı çekiyorsun. Yani kadro planlamasında, kadro yapısı evet ilk 5 için mücadele edecek bir kadro yapısı var. Ama oyun mentalitesine baktığında da Malatya maçını canlı seyrettim. Şimdi Vida ile Wellington nerede oynuyor biliyor musunuz? Orta sahanın içinde oynuyor. Orta sahanın. Şimdi normalde Malatya Spor takımı o maçta eğer takım savunmasını ikinci bölgede presiyi yapsaydı her kaptığı topla karşı karşıya kalırdı. Ama Malatya Spor takımı o kadar vasat oynadı ki Beşiktaş maçında. Vasat bile oynamadı hocam. Ya ben bir fazla şey söylemeyeyim benim eski takımım. Yani ceza sahasının içinde oyunu kabul etti. Ama Gaziantep takımı öyle bir takım değil. Önde çabuk oyuncuları var. Bir de üçlü defans oynuyor. Yani 3-5-2 veya 5-3-2'yi oynayan bir takım. Ne oldu? Arkaya atılan her topta arkadaşlar kaleci kırmızı kart gördü. Kaleci neden? Arkaya atılan, ondan önce de gene kafayla çıkardığı top. Kırmızı kart doğru mu hocam sizce? Yani ben şimdi o kırmızı kartı... Siz verir miydiniz o kırmızı kartı? Ben şöyle değerlendireyim kırmızı kartı. Ya ikisinin ayağı da kalkıyor. İkisinin ayağı da kalkıyor. Bunu yalnız VAR'da tespit edebilirim. VAR'da daha net tespit edebilirim. Muhammed de kaldırmış yani. Yani ve orada bir darbe yok. Ayak yukarı kalkmış ama Muhammed'in ayağı da kalkmış. Yani çok ağır bir karar gibi geldi bana. Çok ağır bir karar gibi. VAR'a bile gitmedi. Çok net kendinden emin bir şekilde direkt Ersin'i attı. Bence pozisyonda foul yok yani. Ersin'i atmasıyla birlikte bence düdüğü de atması lazım artık. Ben öyle düşünüyorum. Ya o kadar sert girmiyor. Yok ben sert girmişlerde yok. Hayır. Şimdi ya, bir... oradaki değerlendirmesi ne onu bilmemiz lazım. Bak ben hakemlerle... Bazen yollarda bir yerde görünce sohbet ediyorum. Sizin gibi düşündüğüm konuları sorduğum zaman bir şey açıklıyorlar. Aa ben oraya öyle bakmadım diyor. Samimi söylüyorum. Peki. Yani şimdi demin Fenerbahçe'nin penaltısına geldi bu. Verilir mi verilmez mi öyle mi olur böyle mi olur. Ama bizim işimiz bu değil. Bunu başkaları benim işim o değil. Ben o görüntüde ikisinin de ayağının kalktığını görüyorum. İlk başta kalecinin ayağı biraz yukarı kalkmış ama Muhammed'in ayağı da aynı seviyede. Nasıl değerlendirdi bilmiyorum. Şunu söylemek gerekiyor. Beşiktaş'ın oyunu esas oradaki o oyun felsefesindeki o zaman düşünün ya Atiba takımın en iyisi. Atiba samimi söylüyorum tebrik etmek lazım. Atiba takımın en iyi oyuncusu ve Atiba olmasa acaba o defansın önünden o toplar nasıl çıkacak? Şimdi öteki taraftan şöyle düşünüyorum. Ne yapıp Laiç'i bir şekilde 60 dakika, 40 dakika, 35 dakika moral motivasyonu yükseltmek gerekiyor. Geçen sene Sergen Hoca Laiç'ten iyi randıman aldı. Yani Oğuzhan'ın, Dorukhan'ın, bunların daha güvenin, bunlar şey olması gerekiyor. Bu oyuncuların bir tik yukarı çıkması gerekiyor. Aynı şey Mensah için geçerli. Belki Rıdvan, yani
Orada da biraz daha şu milli takım arası belki Sergen Hoca'ya rahat bir nefes aldıracak olabilir. Çünkü o da pozitif oldu. Ahmet Hocam o da hasta oldu 2 hafta. Bak, önemli şeyler. Pozitif geçirdi. Takımdan ayrı kaldı. Beşiktaş takımında devamlı pozitif olan gene bugün 2-3 kişi varmış galiba. Evet 3 futbolcu var. Doğru. Ya bunlar zor şeyler, kolay şeyler değil. Çünkü pozitif çıktığında Serhat takımın diğer oyuncuları da etkileniyor. Ya ben bundan beraberdim diyor, yemekteydim diyor, yan yanına indim diyor. Tabii, acaba tabii. Bende mi dedim var diyor vesaire vesaire. Aynen çok kötü bir şey hocam. Allah kimsenin başına vermesin. Bu koronanın kol gezdiği bu dönemde bütün futbolculara teşekkür etmek lazım. Antrenman yapıyorlar, hafta sonu çıkıp oynuyorlar ve insanlar onları seyredip en azından bu kadar zor bir dünya şartları içerisinde insanlar kendilerini avutabiliyorlar. Yani ya hocam ben bu hafta bir seminer için Antalya'daydım. Trabzonspor takımı da bizde aynı otelde kaldı. Trabzonsporlu bir oyuncunun burnunu bile göremedik hocam. Neden? Sordum işte başkan Ağoğlu'na. Prosedür gereği yani hoca da tabii bu kararı alıyor. Kimseyle gösteremiyorlar. Farklı yerde yemek yiyorlar. Ne imza, ne sohbet, ne yakınıyla görüştürüyorlar. Ya o kadar tecrit altında yaşıyorlar ki. Ya çok üzüldüm yani ben bu oyuncuların durumuna. Antrenmana giderken öyle farklı bir yerden götürüyorlar. Ya bu adamlar biraz sosyalleşmesi de lazım ama sağlık kurulu da diyor ki olmaz. Bu adamlar çünkü test yapılıyor maçtan 2 gün önce. Bu adamların herhangi bir akrabalarıyla veya halktan birileriyle, otelden birileriyle diyaloğa girmemesi gerekiyor. Konuşmaması, buluşmaması gerekiyor. Ya düşünemiyor musun? Kampa gidiyorsun. Antalya gibi 5 yıldızlı, ultra lüks bir oteldesin. Lobiye inemiyorsun hocam. Evet, onun için. Ya bundan daha acı verici bir şey var mı? Bir çikolata alamıyorsun yani. Her şeyi odana istiyorsun. Alırken de diyorsun ki ya işte adamla maskeli bir şekilde garson sana getiriyor. Bir yakınlığı gelmiş, senden imza alacak, bir forma isteyecek. Malzemeciye söylüyorsun, o indiriyor, bize yasak deniyor. Ya böyle bir hayat da gerçekten çekilecek bir hayat değil yani. Dolayısıyla fazla sert kritik yapmamak gerekiyor. Bir de şöyle bir durum daha oluyor ona ilave. Mesela bir oyuncu da pozitif çıktı mı, aman eşime söylemeyin diyor. Aman anneme söylemeyin diyor. Çok fena olurlar diyor. Yani... Çok şeyler var. Çok kötü. Dolayısıyla durum bu. Ligin değerlendirmesi bu arkadaşlar. Yani ben sözlerinden şunu anladım. Fenerbahçe Erol Bulut'un acilen bir BC planı yapması gerekiyor. Kadro derinliği açısından şampiyonluk şansı şu anda en kuvvetli ona veriyorsunuz ama Başakşehir'in de geçen yıldan daha iyi olduğunu söylüyorsunuz. Kesinlikle. Ve Galatasaray da her zaman Fatih Hoca sayesinde bu yarışın içinde olur diyorsunuz. Çok doğru. Yani tabii Trabzonspor Abdullah Hoca'nın gelmesiyle 3 puanlı sistemde toparlanır. O yukarılara doğru çıkar. Buna da inanıyorum. Mutlaka inanıyorum. Bir de Alanya var. Bir de Alanya'da mutlaka bu. Alanya Spor için 10. haftadan sonra şeyi çok değerlendirmekte fayda var. Tamam. Çok teşekkürler canım hocam. Eksik olmayın. Ben teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdınız. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. O Hikmet Hoca'nın bıraktığı yerden biraz Beşiktaş'a size söz vereyim. Bugün ben sordum, hoca cevapladı, Rıza Hoca cevapladı. Ben Beşiktaş'la ilgili önce odak cümlemi söyledim, o da şu. Gökhan Töre geldi Beşiktaş'a geri döndü, yine sakat bir kere onu kafamda tam oturtamadım. Bir, iki, kadro kimyası açısından yanlış olduğunu zaten söyledim fikir olarak. Kandil kimyası yanlış kurulmuş. Ve de yine daha programlar yeni başladığında maalesef Beşiktaş sahaya 10 kişi çıkıyor. Çünkü kalecisi yok dedim. Yani daha nasıl açık söyleyeyim. Vida'ya gelince psikolojik açıdan çok kötü bir iş yapıyorlar. Bir yandan bu parayı olmaz sen git diyorlar. Öbür yandan 11'in içinde tutuyorlar, verim bekliyorlar. O mümkün değil. Yani sana bana aynı şeyi yapsalar, bakkal dükkanında çırak olarak çalışıyorsak biz o çıraklığı yapmak istemeyiz. Beşiktaş'a gelmeden önce yine konu... Ya hocam Yaşar Kemal Uğurlu Beşiktaş'ı zaten bitirdi. Beşiktaş'a ben ne kalecisine laf söyleyebilirim, ne vidasına laf söyleyebilirim. Sen orada 55'te atmasan şey yersini... Yok Beşiktaş'ın... Neye göre attın orada? Kriterin neydi? Niye VAR'a bakmadın? Yani ben böyle bir şey var mı? Ben çok net pozisyonu gördüm. Ersin burada hatalı. Ne malum? Sen rica ediyorum. Burada niyet önemli mi? Ersin topa vuruyor, ayağını kırıyor. Yaşar Kemal Uğurlu için tek bir şey söyleyeceğim. Bak bir ipucu bu sana.
lütfen Beşiktaş Aleyhine şimdiye kadar ne kadar hata yapmış bir liste tut lütfen. Bak sen dönerek... Çarşamba günü söyleyeyim. Haftaya çarşamba günü bana söyle. Kendin şaşırıp kalacaksın. Bu kadar ipucu veriyorum. Hiç, yani bu kadar hakemliğini ipucu, beğenemediğim bir yapıda. Bu kadar ipucu veriyorum ama Beşiktaş'ı da kalkıp şöyle oynadı, böyle oynadı diyemiyoruz maalesef. Bir kere sol bek'i sol bek değil Beşiktaş. Hocam hangisi iyi oynuyor? Bana onundan başla. Fener mi iyi oynadı? Başakşehir mi iyi oynadı? Galatasaray mı iyi oynadı? Doğru. Galatasaray evet 60 dakika oyunu domine edecek gibi gözüktü. Maç 3-2, 4-2 de bitebilirdi Sivas'ın neyine. Yani orada yorulması orada beklenen... Orada da hakem Galatasaray takım... için devreye girdi. Aynen Galatasaray öyle oldu. Galatasaray kızmasın arkadaşlar. Biz neyse onu söylüyoruz. Ay işte biz de söyledik. Heh. Fenerbahçe... Yaşar dedi. Kemal Uğurlu bana göre Beşiktaş'ın ipini fişini çekmişti. Aynen öyle. Ali Şansalan Fenerbahçe adına bana göre fahiş bir imzayı... Aynen öyle. Hataya imza atmıştır. Galatasaray-Sivas maçında da Sivas'ın iki tane penaltısı verilmemiş. Bak Yaşar Kemal Uğurlu'ya bir hafta sonra maç verecekler. Unutma bunu. Ben sana daha önemli bir şey söyleyeceğim. Oraya gelme. Ali Şansalan en az 3 hafta maç alamayacak. Galatasaray maçının hakemine de Galatasaray'la yine hatalar yaptığı için de Abdülkadir Bitigen'e önümüzdeki hafta en kötü bir hafta sonra maç verecekler. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir kere hatırlarsan Josef de Souza ile ilgili konuştum. Dedim ki kırmızı kart direkt 2 haftada ceza alır. Ben Beşiktaş yöneticisi olsam itiraz da etmem 2 hafta cezası çeksin diye. Bir baktım bu hafta şey oynuyor Josef de Souza. Hayrola dedim oğlana sordum. Dedi ki onun maçını cezasını dediler bir maça indirdi dedi bana. Dondum kaldım. Ben olsam indirmem. Yine aynı şekilde Serdar Aziz'le ilgili konuştuk. Sinkaplı konuşuyor. Bir sene önce, 2 sene önce Caner Beşiktaş'ta oynarken gördüğünüz televizyondan bastınız Beşiktaş'ta oynarken cezayı. Fenerbahçe'de oynarken bu hafta yine aynı şekilde Serdar Aziz'in gayet net konuşmaları verdi. Ben gördüm. VAR hakemliği meselesine gelince buradan Türkiye Futbol Federasyonu'na çok ciddi ve çok güzel bir önerim var. Dikkat et. Bir bilim adamı kimliğiyle ilk kez bunu söylüyorum. İyi dinleyin lan. Bak bu çok son derece önemli. Ben olsam VAR hakemlerini aktif futbol hayatı bitenlerden başarılı bulduklarımı yaparım. Biz VAR hakeminin koşmasına gerek yok ki. Tabii. Biz hakemlik hayatını niye 40 küsürlü yaşlarda bitiriyoruz? Diyoruz ki o yaştan sonra koşamazsınız, pozisyona yakın olamazsınız. O nedenle de futbol hayatınız şu saatte biter diyoruz. Mesela devlet ne yapıyor? Diyor ki profesör doktor falanca sen 65 yaşını doldurdun. Artık senin ihtiyacımız yok sana diyor. İşte onu uzattılar 67'ye çıkarttılar. Ama buna mukabil bakıyorsun özel üniversitelerde yaşı 80 küsur olan öğretim üyeleri var. O da yanlış, öbürü de yanlış baktığın zaman. Buradan öneriyorum diyorum ki VAR hakemliği için aktif hakeme ihtiyacın yok. Böylece sahanın içindeki adam bir kere oradaki adamın kendisinden daha çok kıdemli olduğunu düşünecek. Bir, iki, ileride başarı puanım daha fazla olursa benim VAR hakemliğiyle mesleğe devam etme şansım ve hala bu meslekten para kazanma şansım var diye düşünecek. Dolayısıyla VAR hakemlerinin eski geçmişte çok tecrübeli hakemlerden, mesela Sayın Serdar Tatlı'dan ben söyleyeyim, bence çok iyi bir VAR hakemi olabilirmiş. Otursun orada seyretsin. Ya da ama siz eski futbolu hayatını bitirmiş futbolcudan diyorsunuz. Hayır, hayır, hayır. Ben diyorum ki eski hakemlerden, eski. Yani atıyorum bu sene mesela eski futbolcuyu, Cüneyt Çakır mesela. Eski futbolcuyu VAR hakemi yapamaz mısın? Vallahi yaparım. Ben 3 tane VAR hakemi var. 3 tane VAR hakemi var. Hatta şöyle yaparım. O hafta Beşiktaş'ın maçı, Antep'in maçı oynanıyor ya. Bir tane Beşiktaş'tan eski futbolcu, bir tane Antep'ten eski futbolcu, bir tane de ortaya eski hakemlerden, kariyeri iyi hakemlerden. Örneğin Cüneyt Çakır. Bence seneye hakem oldu. Takımdaşlık yapmayalım orada. Emin bırak ol. Bırak bağımsız olsun. Şimdi bak VAR hakemi emin ol böyle 4400 lira para alıyor. AVAR yükseltemeyeceğim. 3000 lira alıyor. Yani kötü paralar değil bunlar. Baktığında şimdi... 4 maçta topladığında kötü para yani, değil. 4 maçta bir para. Topladığında. Ama VAR hakemliğini... Ben eski futbolcuyu yaparım. Kabul ettim. Ben de diyorum ki... Bak ben de diyorum ki... insanın bilinç dışında... kendi aleyhine yapılan hatayı kaçırmama gibi bir olay vardır. Yani öyle uğraşıncaya kadar... Bugün bilgisayar teknolojisi o kadar ilerir ki... Biliyorsun basketbolda bir tane robot yaptılar. Köşeye koydular, programı koydular... Bugün dünyada en iyi şut atandan çok daha iyi üçlük atıyor. Robot bir tane üçlüğü kaçırmıyor.
Ben her iddiaya varım. Bir VAR programı bilgisayardan olsa bilgisayar hiçbir programı kaçırmaz. Verileri verirsin, tak diye sana söyler. Nasıl çizgiye güveniyorsun bilgisayardaki? Oradaki yoruma da güvenirsin. Bugün dünyanın en iyi satranççısını oynat bakalım bilgisayarda. Satranç karşı karşıya oynayabiliyor mu? Anlatmaya çalıştığım şey şu. VAR'ı düzeltmek istiyorsan gerçekten düzeltirsin. Ama VAR'daki konuşan kişiyle mesela ben şeyi çok beğendim. Manchester United, Başakşehir maçındaki hakemi çok beğendim. Ya, inanılmaz. Al o Başakşehir, Manchester United maçındaki yönetimini al seyrettir. Mesela İspanyol hakem... Yani kıl çeker gibi adam maçı yönetti ya. Aynen öyle. Hatta böyle başka hakemler bizim Türkiye'de olsa, Türk hakem bile olsa Başakşehir'in aleyhine çalabileceği bir iki düdüğü de gayet güzel dudağını götür düdüğü ama çalmadı. Şimdi anlatmaya çalıştığım şey şu. VAR'da aktif hakem bence yanlış. Aktif hakem sahanın içinde maçı yönetsin. VAR hakemi bence futbolu o sene bırakmış ve başarılı olarak bırakmış ama yaş nedeniyle yapamayanlardan. Ben mesela söylüyorum, Sayın X bir futbol yorumcusundan mesela çok iyi VAR hakemi olabileceğini düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. O futbol yorumculuğu yapacağı yerde otursun oradaki VAR hakemliğini yapsın. Bir şeyi eleştirmek çok kolay. Artı böylece bir takım futbol hakemlerini, futbolu bıraktıkları için, hakemliği bıraktıkları için üzüldüğümüz insanları da kazanmış olacağız. Düşün mesela Cüneyt Çakır diyorsun ki iyi bir hakem, iyi yönetiyor. VAR da aktif olarak ondan yararlanacağız. Aktif hakemlik hayatı bittiği zaman. Bitiyor 2 yıl sonra. Şimdi ya mesela da, Fırat bu sene son. Şimdi ben olsam Fırat'ı VAR'ın başına getiririm. Hatta daha... Ya VAR kurulu kurarım. Hı. VAR'ın bir numara adamı yaparım. Fırat da kendi kadrosunu kursun ben kardeşim. Ben Fırat Aydınus'la ilgili belki bana kızıyordur ama öyle düşünmüyorum. Benim başka adaylarım var. Ama şöyle söyleyeyim. Tehlikeli buluyorsun yani Fırat'ı. Ya ben... Çarşın çocuğu değil mi Beşiktaş'ın çocuğu? Şimdi o başka, hakemlik başka. Yani Beşiktaş'ta olduğu, sen X takımı tutuyorsun, benim takımı tutmuyorsun diye seni sevmeyeyim mi ben yani? Şimdi X farklı şey. Anlatmaya çalıştığım şey şu, hatırlarsan... Bir Fırat takıntım var, onu hissettim. Şimdi şöyle... Markus Merk hatırladığım kadarıyla bundan 3-5 sene önce geldi Dijitürk'te program yaptı. Türkiye'deki... Adam 4 yıl çalıştı ya. Ya bir şey demiyorum. İsterse 14 yıl çalışsın. Mesela... Alman... Çalışsın canım çalışmak istiyorsa. Bana komik geliyordu. Orada birisi o konuşuyor Almanca, öbürü tercüme yapıyor falan filan. Bana komik geliyordu ama... Hayatımızdan Markus Merk de geçti. Yani ayrı konu. Ama şurası bir gerçek. Gerekirse VAR hakemi, yurt dışında hakemliği bitmiş hakemden de getirebilirsin. Aktif hakemi getiremeyebilirsin, dikkat et. Ama gerekirse biraz bedeli yüksek tutarsın. Yurt dışından hakikaten inanılmaz bu işte Başakşehir maçındaki hakem, VAR hakemi olsa emin ol itiraz edecek hiçbir konu kalmaz. İki, teknolojiden faydalanıyoruz ama bütün nimetleri de değil. VAR'ın da sınırlandırmaları var maalesef. Yani VAR belli konularda karışıyor, belli konularda karışmıyor. Bence VAR'ın özgürlüğü olması lazım ama VAR'ın özgürlüğü hakemin şu hareketi gösterip VAR'a gitmesi olmaması. Kulaktan mesela o gün söyledi gol VAR yok falan adam hayır dedi hiç gitmeyeceğim bak haberi aldım buradan diyor gösteriyor. Ve bence İngiliz ligi VAR'ı kullanma açısından çok örnek bir lig. Bu hakemlerin kandırıldığı işte yere atıldı atılmadı. Şimdi ben Beşiktaş 2-1 geçti ya Antep öne. Ya belli ki Beşiktaş'ta 10 kişi Beşiktaş'ın gol atamayacağı da belli. Ama daha da kötü bir şey oldu futbol adına. Antep'te futbolcular habere debere yere atmaya başladılar. Hiç yakıştıramadı. Hele dediğim gibi Kenan pozisyonda yaptı. Aynı Kenan 20 saniye sonra depere attı gol attı. Yani dolayısıyla bunlar hakemlerin de işini biraz güçleştiriyor. Bazen biz ya hakemlere de... Ya niye güçleşirsin ya? VAR gibi bir teknoloji gelmiş. Yani bugün biraz futboldan anlayan kasaba, manava, nalbura, terziye bile artık hakemlik yapabilecek pozisyona geldi emin ya. Emin ol daha iyi yapanlar. Ya yemin ederim daha ya. Daha iyi yapanlar. Allah'ını söylesen bana anlatsana ya. Hakemsin. Hakemim. Gol oldu. Gol oldu. Verdin golü, yardımcıya baktın tamam mı? Hakemi yapıyorum. Oturayım. Yardımcıya baktın. Bir dakika verdin golü. Böyle yapıyorsun değil mi? Bekleyin.
Bekle. Oğlum bekle diyorsun. Santra yapma. Bekle. Konuşuyor. Adam geliyor. Hocam niye bekliyoruz diyor. Teyit ediyorum. Kardeşim böyle bir şey var mı? Golü teyit et. Kırmızı kartı teyit et. Son adamı teyit et. Penaltıyı teyit et. O zaman sana gerek yok ki. O zaman sen bu parayı 11 bin liraya niye alıyorsun maç başına? 11 bin lira maç başına? Maç başına 11 bin lira Süper Lig hakemi için. Yani hakemlik yapmak şu anda bana göre dünyadaki en kolay meslek. Bak yemin ediyorum. Ben de aynı kadar. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Kolay mesleklerden biri. Hata mı yaptın? Kolayları var. Hata mı yaptın? Hemen hata bir vara. Var beni yaktı. Adam beni çağırdı. Ben halbuki pozisyonu görmüştüm. Yani bahanen o kadar çok ki. Vardaki de seni suçlasın. Adama bağırıyorum. Kardeşim gel pozisyona bak. Bu pozisyon gri diyor. O da diyor ki iletişim koptu. Duymadım. Öyle bir ses gelmedi. Sen çok gürültü vardı. Bak şey hocam hakemliğe bakar mısın? Bakıyorum zaten. Mart'tan beri seyirci yok. Baskı yok. Hani iyi nokta hakem demen yok. Şerefsiz hakem diyen yok. Bardak su şişesi peş şişe atan taraftar topluluğu yok. Bağıranlar 10 kişi, 20 kişi. Locada oturan şimdi o da yeni yeni gelmeye başladı. Toplam 100 kişi. Bütün sesi duyabiliyorsun. Duyduğun zaman zaten onu rapor edebiliyorsun. Ha bak bu yönetici bana locadan küfür ediyor. Yani hakemin üzerindeki baskı sıfır. Hakem edilen bütün küfürler zaten yayıncı kuruluşta kayıtlar altına alınıyor. Onlara da bir şey olmuyor. Serdar Aziz örneğinde verdiğin gibi. Verdiğin kararı zaten 50 defa mercek altından geçiyor. Çünkü ona rağmen hata yapıyorlar. Ya ben gerçekten bu hakemlerimizin kadar basiretsiz, korkak. Ya biraz bunlara yürek yedirmek lazım ya. Gitsinler kasaptan biraz yürek alsınlar. Yürek yemek de olmuyor o işler biliyorsun belki da. Olur yani belki etkisi Türkiye'deki olur. Türkiye'deki mesela penaltıların %85'inin tekrarlatılması lazım. Bana kalırsa hiçbiri tekrarlatılmadı şu ana kadar. Edildi ya o konuda iyiler. Ne zaman? Var o konuda süper zaman? Çalışıyor. Var ne zaman çalıştı? Dün Sivas penaltıyı kaçırdı baktım. Okan'ın ayağı çizgide tek ayağı. Evet. Onlara bakıyorlar ayağı tek ayağı çizgide mi değil mi? Bunlar artık bakıyor. Sahaya erken giren olmadı mı peki penaltı atılırken? Ona baktın mı? Şimdi penaltı kaçtıysa eğer Sivas oyuncu girdiyse o devam. Onun tekrarı olmuyor. Yok yok o manada sormadım. Mesela başka bir maç için. Bakılıyor. Direkt, bakılıyor diyorsun. Tabii. Peki. Hayır verilmiyor orada. Şimdi sen şimdi oradaki, bir dakika, oradaki kural şu. Biliyor musun? Şurada görüntü hakem, yok. Olsa sana tek tek gösterebilsem bunları. Giriliyor hocam. Peki. Ben Türk hakeminin gidişatını çok kötü görüyorum. Yani şu anda el freni patlamış kamyon gibi. Ya ben çok daha ciddi bir şey söyledim sana bundan iki hafta. Bana bir kere olup da ya neyi kastediyorsun, ne demek istiyorsun diye sormadın bile. Ya dedim ki bizim insanımızın eğitimi ne kadar iyi olursa olsun, yabancı dili ne kadar iyi olursa olsun, prezentabilitesi ne kadar iyi olursa olsun, insanımızın ruhsal yapısı eğitim almadan hakemlik yapmaya uygun değil dedim sana. Ya basit bir şey soracağım ben sana ya basit. Çok basit bir şey soracağım. Herkesten polis olur mu? Olmaz tabii ki. Silah veriyorsun adama ya. Olmayan adamları da zaman zaman basında okuyorsun. Karısını öldürdü, intihar etti vesaire. Allah göstermesin. Peki sana soru. Herkesten doktor olur mu? Tabii ki olmaz. Olmaz ya adam tıp fakültesinde okuyorduk beraber. Kanı gördü, düştü, bayıldı, bıraktı, gitti. Sen sormadan cevap vereyim. Herkesten hakem olur. Ha, sorun orada. Herkesten hakem ya olur. Ya ben de diyorum ki sorun artık hakemliğin çünkü ölçüsü kaldı. Çünkü zaten işin içine teknoloji girmiş. Artık hakemliğin üzerindeki büyük yükü almış. Değil işte. Ona rağmen ya bizim bu, hakemler daha taşa yapıyorlar. Değil. Ben bunu anlamıyorum. Değil. Ben ne sana değil? Diyorum ki hayatım hakemliği alacağım zaman işte boyuna bakıyorsun, postuna bakıyorsun, fiziğine bakıyorsun, işte kondisyonuna bakıyorsun. Bence önce kişiliğine bakman gerekiyor. O adamın hakemlik yapıp yapmamaya elverişli kişiliği var mı yok mu diye bakman gerekiyor. Bir kişilik testini alman gerekiyor. Aynen öyle ya. Bu kadar açık. Daha nasıl anlatayım? Bu bir soru bombardımanı yani. Şeklinde mi oluyor? Nasıl olması lazım bu testin? Daha basit bilimsel testler var. İki tane basit bilimsel test var. Uygularsın. O test sana o kişiden hakem olup olmayacağını gayet net söyler ya. Bu kadar basit. Tamam. Buradan öneriyorum Futbol Federasyonu'na. Yani şimdi ben sen İnşallah bu önerinize kulak arkası yapmazlar. Ve gerçekten kale alırlar. Ya biz sana bir şey söyleyeceğim. Ya ben bir bilim adamıyım. Bir spor programına çıkıp niye konuşuyorum sence? Ne bana ne getirisi var bunun? Ya şu programın bana ne getirisi var ya? Soruyorum ben sana. Hani otursam psikiyatri daha çok konuşsam, hasta örnek veriyorum değil. Daha çok hasta nasıl olsun? Hatta bazı hastalarımın yakınları diyorlarmış ki
Ya senin doktor spor programcılığına başladı. İstiyorsan başka doktora getirelim falan diyorlarmış. Hastalarım bana söylüyorlar. Yani spor yorumcusu olmanın mesleğine ne zararı olabilir? Yani akşam gidip senin derdini... Daha yorgun olabilirsin. Olabilir tabii ki. Akşam... Sabah şimdi muayeneye gittiğinde daha diri olmayabilirsin. Doğru, çünkü bugün gece işte 3'te yatacağız. Yani doğru, sabah aynı. Normal kalkma saatimiz 8-9. 11.30'dan başlıyorsun bakmaya. 12'de başlıyorum çalışmaya. Tabii yorgunluk olur yani. Yorgunluk oluyor tabii bir gün doğru. Sonra. Şimdi hadise şu, biz istiyoruz ki bizim mesleğimizin ilgilendirdiği şeylerde de hiç olmazsa geldik gidiyoruz. Bazı şeyleri anlatmaya çalışalım. Bazı şeyler insanlar bilsin istiyoruz. Bak sen ne güzel yavaş yavaş bilinç dışında falan diye kullanmaya başladın. Değil mi? Evet. Mesela bu hafta çok güzel oldu. Galatasaray galip gelince falan Sayın Fatih Terim'le ilgili hiçbir şey de konuşmadın. Yani mesela... Konuşmayacağım. Ben şimdi başka bir konuğum var. İyi oldu yani. Enteresan bir adam. İyi bir menajer. Mithat Halis şu anda canlı yayında. Mithat Halis kimdir? Mithat Halis, senin ağzından duyalım. Kimsin? Mithat Halis kimdir? Benim köküm antrenörlükten geliyor, futbol antrenörlükten. Ben Ankara'da spor bölümün mezunum. Belediyetim bölümü daha doğrusu. Eskiden spor akademileri vardı. Ama 1979 yılında Gazi'ye gittim. Gazi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun olduktan sonra da Fransa'ya gittim. Fransa'da 2 yıl spor fizyolojisi konusunda uzmanlık, master yaptım. Ondan sonra da ikili anlaşmamız olmadığı için Fransa ile Türkiye'nin arasında Almanya'ya geçtim. Almanya'da da Köln Spor Akademisi'ne gidip orada sadece Köln Spor Akademisi mezunu değilim. Sadece futbol uzmanlık okudum 7 sene. 3 yılda spor gazeteciliği ve şey bölümünü okudum. 10 sene spor akademisinde kaldım. Orada Köln'de de 15 senede antrenörlük yaptım. Çok amatör. Güzel kendini özetledin. Bir de bizim alt yazım bu. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan olmuş. Hayırlı olsun ülkemiz için. Sevgili Mithat Halis, kaç yıldır menajerlik yapıyorsun? Antrenörlüğü bıraktığımız zaman 98 yılından da 2000 yılına kadar Bernd Kullmann vardı. Eski dünya şampiyonu, 1974'te Beckenbauer'larla birlikte dünya kupasını kaldıran futbolcuydu. O menajerlik yapıyordu Köln'de. Onunla birlikte 2 yılda kendimi hazırladım yani. Uluslararası bir menajerlik şeyi için bir kafamda o plan vardı. O planımı da uyguladım. Şimdi sahibi ve ortağı olduğum Star and Strength firmasının aşağı yukarı 150 kişiye yakın insan çalışıyor orada. Bütün Avrupa'daki ağımızda. Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İskandinav ülkeleri ama özellikle Almanya, Fransa ve Avusturya'da örgütlendiğimiz diyelim, öyle diyelim, örgütlenme anlamına gelir o. Aynı zamanda o bölgelerdeki birçok futbolcuyu da Türkiye'de getirmiş oldum. Çek ve Slovak ve Polonya asıllı birçok oyuncunun %70'i, %80'i Türkiye'ye gelenlerin bizim kanalımızla, şirketimizin kanalıyla geldiler. En son Trabzonspor'da oynayan Novak şimdi Fenerbahçe'ye geçti. O Çek Cumhuriyeti'ndeki şirketlerimizden birisinin oyuncusuydu. Şkertel bizim kendi %100 kendi şirketimizin oyuncusu. Zenit'e giderken de, oradan Liverpool'a giderken de, oradan Fenerbahçe'ye gelirken de Mikhail Kadeş vardı. Roman Kratochvil diye bir oyuncu geldi Denizlispor'a. 7 sene falan filan oynadı. Thomas Abraham diye orada bir oyuncumuz vardı. Bir iki tane de Finlandiyalı oyuncumuz vardı. İskandinav bölgesi falan filan değil. Bu bağlamda epey bir oyuncunun Holoşko'yu da getirenlerden birisi benim Beşiktaş'a. Manisa'ya özellikle. Peki Mithat Halis, bugüne döneyim. Şimdi ben seni iyi tanıyorum ama kamuoyunda seni tanıması anlamında bu sözleri söylemen iyi oldu. Şimdi 6 Kasım 2020'de
Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 23 sanık bütün suçlamalardan beraat etmiş oldu. Futboldaki şike davası sözde şike davası olarak tarihteki yerini almış oldu ve bütün bu 23 kişi bütün suçlamalardan, teşvik, şike olaylarından tamam anlamıyla beraat etmiş oldu. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi, bugün Mithat Halis neden hakim karşısında bu şikeyle ilgili ifade verme durumunda kaldı? Biraz onu anlatalım lütfen. Müşteki ne demek? Mağdur olan anlamına geliyor. Türkçesi. Biz de o davada yani 3 Temmuz sürecindeki şike davasında yargılanan Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere, onların yöneticileri Sivasspor başta olmak üzere o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de takımı Başakşehir'in şu andaki Başakşehir'i ve o zaman İstanbul Belediyesi'nin olduğu İBB'nin oyuncularının da içinde bulunduğu bir dava açıldı. Şike davası. O şike davasının açıldığı zaman da biz de o şike davasının içerisinde sanık olarak vardık. Ben olarak yani ben Mithat Halis olarak orada sanık olarak niye olduk? O zaman oynayan Trabzonspor'da, Sivasspor'da, Ankara gücünde oynayan futbolcularım vardı. O futbolcularımdan dolayı, o futbolcularımın o dönemlerdeki teknik takiplerden dolayı gerek telefonların dinlenmesi, gerekse ortam, sonradan öğrendik, ortam dinlenmeleri falan filan bir sürü şeyden dolayı bizi sanık olarak oraya yazdılar. O takımlarla olan ilişkimizden dolayı. Ben o davada sanık olduğum zaman mahkemede söylediğim için de çok rahatlıkla söyleyebilirim. Hakim ilk önce bizi sanık olarak yazdıktan sonra benim tepkim şu olmuştu mahkemeye ilk günü. Mithat Halis'te ismimi söyleyip başka hiçbir şey söylememiştim. Yani bilgi açısından da evet diye sordu bana hakim. Evet mi evet yok dedim. Şimdi dedim yanında oturan adam savcıydı. Mehmet Berk'te galiba tan olarak bilmiyorum. Yanında oturan adam bana söyleyecek beni buraya niye getirdi diye sormuştum. Bu Bohum Savcılığı'nın açtığı davanın devamı deyince biraz rahatladı. Çünkü ben bir savcının benim ifademi almadan 3 gün beni nezarette tuttular. Yani organize şubede 3 gün nezarette tuttular. Savcı benim ifademi almama gerek duymadan serbest bıraktı beni. Yani karakoldan serbest bırakıldım. Ben şimdi karakoldan serbest bırakıldığım halde bu ne anlama geliyor? Savcı sizin ifadenizi almadığınız zaman ben de onu anlıyorum ki ben bu dava açılırsa mahkemeye gitmek zorunda kalırsam ona gerek kalmayacak yani. Çünkü gerek görmedi savcı benimle konuşmayı. Benim ifademi almamıştı. Sen beni 3 Temmuz sürecindeki davanın devamında Aziz Yıldırım ve arkadaşları, daha doğrusu Olgun Peker'i şey yapmışlardı, birinci sanık olarak yazıyorlardı. Onun devamında sen onların hepsini sanık, bir kısmı tutuklu, bir kısmı ben de tutuksuz yargılananlardan birisiydim. Ben o soruyu sorma hakkına şundan dolayı sahiptim. Çünkü savcı benimle hiç konuşmamış. Beni üç gününde zaten mahvettiğiniz şeyde, siz söyleyin, polisin nezaretinde organize şubenin şeyinde kaldık. Ben üç gün kaldım. Üç gün sonra hadi senin ifadene gerek yok diye yolluyor beni. Ondan sonra da beni oraya şey olarak yazdı. Peki bugün ne diye ifade verdin? Bugün yani bugün şikayetçi oldun. Kimden oldun? Davadan dolayı beni sanık olarak yazdıkları için şikayetçi oldum. Yani ben o davanın sanıklarından birisiydim. Bugün ne söyledin hakime? Bugün ne söyleyeceğim? Bu söylediklerimi annesine söyledim. O gün ben mahkemede de ne söylediysem, mahkemede ben dedim 450 kişinin olduğu bir menajerlik şirketinin ortaklarından birisiyim.
siz bana diyorsanız ki Boğum Savcılığı'nın açtığı davanın devamı olarak beni buraya sanık olarak yazıyorsunuz ama beni buraya sanık olarak yazdıktan sonra benim ismimi kirletiyorsunuz. Benim ismimi kirlettiğiniz için de çünkü bu son itibariyle yani Greenpeace davası değil, yani yeşil tabiatı bozma davası değil ki, bu son itibariyle onur kırıcı bir durum var bu işin içerisinde. Sen şike davasından dolayı beni yargılıyorsun ve sanık yapıyorsun. Bakın siz herhangi bir suçunuz olmadığı halde bir yere sanık olarak yazılırsanız sizin itibarınız sarsılır mı, sarsılmaz mı? Sarsılır değil mi? Yani sanık olarak insanlar ne düşünüyorlar şu anda spor kamuoyunda ve genel insanlar? Bu adamın hiçbir suçu yoksa orada ne işi var? Şike davasından yargılanmış zaten, bu adam hayırlı bir adam değil diye düşünürler. Senden iş yapacak adamlar da. Ben işim, hayatımı zaten menajerlikten kazanıyorum. Zaten menajerlerin isimleri çok iyi değil. Zaten onun mücadelesini veriyorum kendi çapıma göre. Bir de bu karşımıza çıktığı zaman şike olayı, bu sefer kendi işim dahil olmak üzere bir de şirketin işleri de bozuldu. Benim oyuncularım var, hiçbir tanesi yargılanmamışlar. Bir tanesinin, 450 tane oyuncunun hiçbir tanesi şeye çağrılmamış. Sonra benim oyuncularımdan herhangi bir tanesi de çağrılmadı. Yani peki bu olay sakinler... sonuç itibariyle tamamen Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonuydu. Ve bu da mahkemede tescillenmiş oldu, beraat oldu. Fenerbahçe'yi bakın, o şeyle ilgili de şunu söyledim ben. Ben bu ifademi verdikten sonra mahkemede, mahkemeye bağlıyorum hepsini. Çünkü mahkemeye çıktık. 3 Temmuz sürecindeki mahkemeye çıktık ya, ifade verdik ya. O ifadeden sonra Radikal Gazetesi benimle bir röportaj yaptı. Enteresan şeyler söylediniz. Davanın kökü şu falan filan diye konuşmak istediler. Ben onlara şunları söyledim. Dedim ki bu dava Aziz Yıldırım'ı ekarte etmek davasıydı. Nereden çıkarttın onu? Sebebi şu dedim. Baktığımız zaman ilk operasyon yapıldığı zaman kimi gözaltına aldılar Serhat? Aziz Bey. Sadece Aziz Yıldırım. Sadece Aziz Yıldırım'a. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a ne zaman geldiler? Bir hafta 10 gün sonra. Değil mi? Yani ikinci operasyonu diğerlerine yaptılar. Ondan dolayı çıkarıyorum ben. Dedim ki ilk önce Aziz Yıldırım'a ekart etselerdi diğer takımlar, atıyorum Trabzonspor, Fenerbahçe'nin veya Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, özellikle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe'nin ceza alıp da sadece Fenerbahçe'yi ekarte etselerdi onlara bulaşmayacaktı. Ama ne zaman Fenerbahçe'yi küme düşürmeye çalıştılar, bir sürü tartışmalar çıktı o günkü şeyin sürecinde, bu işin davanın içerisine Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u ve Galatasaray'ı da dolaylı olarak Denizlispor maçıyla çektiler. Zaten Sivasspor'u da çektiler ve İstanbul Büyük Belediyesi. Yani oradan anlaşılıyor ki operasyonun ilk şeyi, ayağı direkt Aziz Yıldırım'a yapıldı yani. Ondan dolayı söylüyorum. Ortaya çıkan, son tahlilde ortaya çıkan şey Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe'den önce Aziz Yıldırım'a kastetme operasyonuydu. Son tahlilde o ortaya çıktı değil mi? Evet. Çünkü davanın ve operasyonların sürücü. Ben bugün bu planlı ve örgütlü bir organize işti dedim. O organize işin sonucunda da kumpas çevirerek, yani bu işi organize ve örgütlenmiş bir işi kumpasa çevirerek, o kumpas davası sadece futbolda yok ama futboldan önce zaten siyasi, askeri ve şey kanatları da var Özgür. Özgür diyorum Serhat. Anlatır mı? Yani futbol davasını gelinceye kadar daha önce şeyle yapılan bir sürü generalleri içeri atmadılar mı? Yani sonuç itibariyle bu... Neyse, biz futbol bölümünde kaldık. Yani bugün itibariyle bu tamamen senin açından da sonuçlanmış mı oldu? Benim açımdan da son itibariyle ben de o şeyden, o davaya tanık olduğum için mağdur oldum. Tamam, sen bu mağduriyetinin giderilmesi anlamında birilerine tazminat davası açtın mı? Açacağım, açmayacağım mı durumu ben arkadaşlarımla, avukatlarla oturup konuşacağız. Ne çıkar, ne gider, nedir işi biraz daha araştıracağız. Çünkü bu iş biraz da karmaşık bir iş olduğu için
Tabii ki ben maddi manevi açıdan, özellikle manevi açıdan bir sürü zararı gördüm zaten. Onu da söyledim yani. Sonuç itibariyle insanların o sanıklıktan dolayı bizim düştüğümüz durumu anlatmaya çalıştım. Bu benim kendi özel durumum. Bu özel durumumdan dolayı gördüğüm mağduriyeti bildirmek için gittim zaten. Anladım. Onun için de çağırdılar zaten. Mecbursun gitmezsen, bir de buraya gitmezsen polisten, jandarmayla çağıracağız diye şey aldık yani. Davet aldık. Peki Mithat Aris, başka söylemek istediğin bir şey yoksa noktalandıralım. Hayırlısı başka olsun. Başka söyleyeceğimiz ne var? Bu çok planlı ve organize yapılan bir hareketti. Ondan sonradır zaten hem başta Fenerbahçe olmak üzere Beşiktaş ve Trabzonspor da bu işten çok zarar gördü. Bu işten hem sportif hem de maddi açıdan fayda gören tek takım Galatasaray oldu. Bu kompasın sonucunda onlar rahat rahat şampiyonluklar elde ettiler. Diğer takımlara hem UEFA hem diğer insanlar FIFA'dan yargılandıkları için kötü gözden baktılar. Bu da bir mağduriyettir. Ama şimdi burada da sanki yani bu kumpası Galatasaray yapmış gibi anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Hayır, son tahlilde diyorum. Son tahlilde kim faydalandı? Son tahlilde bir iş yapılır. Bir tezgah ve şey kurulur. Kim oradan faydalanır? Ben sonuca bakarım. Analizimi de ona göre yaparım yani. Son tahlilde bu işlerden Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş zarar gördü. Maddi ne bir şey? Kim yarar gördü? Ya millet yattığıyla kaldı. Yani Aziz Bey 23 sanık birer yıla yakın birer yıl hapis yattı. En büyük acıyı onlar çekti. Ve bu işin de bir kumpası olduğu mahkemece 6 Kasım'da zaten neticelenmiş oldu. Sana da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Özgür, Serhat, ben 3 güne dayanamadım diyorum. O insanlar 1 seneye dayandılar. Onların çektikleri acılar kendiler açısından çok daha yüksek. Tabii ki onu yani diyorum işte. Sen 3 gün kalmışsın. Onlar 1 yıl yattılar haksız yere. Aynen öyle. Yani bir de onların nezarette kalış biçimleri de benden çok daha farklıydı. Çünkü ben daha iyi koşullarda kaldım. Onu anladım. Da söyleyeyim yani. Yani ben öyle yani çok büyük darp gören, zarar gören tehdit edilmedim orada. Sonuç itibaren ifadeden dolayı 3 gün tutuldum. Sen düşünebiliyor musun? İnsanlar orada bir sene cezaevinde de yattı yani. Ha ben son tahlilde diyorum. Her şeye rağmen bu işten kademeli olarak en fazla zaten başlamanın mahkeme süreci devam ederken radikale o şeyi söyledim. Bu operasyon Aziz Yıldırım'a karşı etme operasyonu. Ben o zaman tam olarak bir kumpas veya FETÖ operasyonu falan filan onu algılayacak pozisyonda değildik o dönemdeki şeyde. Tamam Mithat Aris, anlaşılmıştır. Çok teşekkürler katıldığın için. Ben de teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Çünkü yayınımızın sonuna geldik çünkü. Süreyi aştık. Teşekkür ediyorum. Ahmet Ertan Tecan çarşamba günü bu olayı da konuşuyoruz. Bu şike olayı 6 Kasım. Gerek var mı? Efendim? Gerek var mı sen? Şimdi burada tabii ciddi bir mağduriyet var baktığın zaman. Şimdi Aziz Bey de muhtemelen önümüzdeki günlerde konuşma ya, kararı keşke, alacak. Keşke. Tekrar başkanlığı belki gündeme gelecek. Ya, keşke. Adaylığını koyar benim, mı? Benim düşüncem şu. Ben çok ciddi bir spor programı yaptım. Serdar Adalı bu işte ağır darbe aldı. Çok ciddi bir spor programı yaptığımızı düşünüyorum. Zaman zaman bizi tenkit edenler de olsa böyle program olur mu diye. Böyle program olacak. Alışacaksınız. Yapacak bir şey yok. Seyredenler en azından yavaş yavaş alışmaya başladı. Onlara buradan teşekkür ediyorum. Keşke Aziz Bey gelse burada gayet güzel anlatsa her şeyi. Ya da dediğin gibi bu işten mağdur olan sevgili Mosturoğlu ya da her kimse mağdur olanlar ismini unuttuklarımız. Ben sadece bu işten yine de en çok mağdur olanın sevgili mesela İbrahim Akın olduğunu düşünüyorum. Bir yandan şike yok diyorsun, olayı kapatıyorsun, örtbas ettik diyorsun. Diğer yandan İbrahim Akın'a 2 sene ceza veriyorsan orada çelişki var. Futbolcuk hayatını da bitiriyorsun. Tabii ki çok yetenekli bir futbolcudur, futbolcuk hayatını bitiriyorsun. Bence İbrahim Akın'ın da 2 yıllık mağduriyetinin devlet tarafından şak diye oturup ödenmesi lazım. Bu kadar basit. Tabii. Yani hazır yeri gelmişken bu onu da burada söylüyorum. Bu işte en büyük yarayı esasında Türk futbolu aldı. Türk futbolu biz yorumcular aldı. Spor programları yorumcular aldı. Yorumcular aldınız, İnsanlar niye spordan aldınız? Soğudu. Siz de çünkü kredi kaybettiniz. Çünkü oradaki donelerin bir kısmına inandınız. İnandım. O inandığınız donelerin peşinden gittiniz. Bazılarımız, ya ben inandırıldım, kandırıldım, kusura bakmayın dediler, iş bitti. Ama ben bu olayın FETÖ'nün kumpası olduğu çıktığı gün
canlı yayında Aziz Bey'den ben özür diliyorum. Biliyorum. Seni zaten kıymetli yapan şey o. Ben hiç özür dilemekten de asla gocunmam. Keşke. Geri vitesse yapmam. Ben de diyorum ki keşke. Adam mağdur olduysa mağdur olmuştur. Keşke. Hakkı Aziz, yenmiştir. Keşke Aziz Bey gelse burada bağıra bağıra, çağıra sağıra ikimizin arasında arada bir seni de azarlayarak şahane bir program yapsak. Keşke, benim hayalim o. Keşke. Sayın Mostroğlu. Beni azarlayacak bir şey yok ya. Azarlamasına da gerek yok. Yok yok. Arada bir de azarlasın. Hoş olur bence. Bak sen de böyle yapmıştın falan diye. Takılaraktan tabii. Yok. Ya, Aziz Başkan'ı çok severim. Bu işte gerçekten acı çekmiştir. Hala da bu çektiği acının bedellerini bir şekilde ödemiş ve ödemeye devam etmektedir. Bugün işte Fenerbahçe TV'ye bile en azından bununla ilgili bir sistemini dile getirmiştir. Orada Fenerbahçe TV... Şimdi şöyle, Fenerbahçe TV Aziz Bey döneminde kuruldu. Şöyle, borazan gibi kullandılar, yanlış anlama. Yani mesela adaylar olduğu zaman orada tarafsızlık gösterip ben Sayın Ali Koç'un da ya da diğer adaylar kimse onların da konuşmasını isterdim. Baktım Fenerbahçe TV öyle bir tavır izlemedi. Bugün izlediği tavırı da doğru bilmiyorum. Ben olsam Fenerbahçe TV'nin yerinde Sayın Aziz Yıldırım'ı davet eder, çok ciddi bir program aynen teklifinde falan bulunurum. Kesinlikle. Yine yanlış yolda Fenerbahçe TV. Bu kadar basit. Çarşamba görüşmek üzere. Ömer Faruk Günal, güzel hakem yorumların ve güzel yazılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Çarşamba görüşmek üzere. Yayında hepini emeğe geçen herkesin adına sizlere en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İyi geceler efendim.